7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Bu program COVID-19 tedbirleri dikkate alınarak çekilmiştir. Yıkanmadık perdeniz, sürünüz, her şeye rağmen hep gülsün yüzünüz. Yerleri silerek aşınsa da diziniz, hep ne diyoruz? Temizlik bizim işimiz ve temizlik benim işim de haftanın 4. gününe geldik. 4. gün kağıthanedeyiz ve yarışmacımız Bahar. Bahar'ın sessiz olduğuna bakmayın, biraz çekingen bir yarışmacımız. Ama temizliğinde iddialı, çünkü evinde de sürekli temizlik yapıyor. Annesinden temizlik görmüş. Bahar, hazır mısın? Hazırım. Üç gündür birbirlerine dünyanın lafını saydılar. Aynen. Temizlik olarak da kimse kimseyi beğenmiyor. Açıkçası dünkü yarışmacının senden hiç ümidi yok. Üstüne basa basa söyledi. Bugün hiç değilse ona inat. Güzel bir temizlik çıkacak mı? Çıkacak. Çıkacak. Ben çok inatçıyım. Yapacağım. Evet. Karadeniz inadı var bende. Sende de mi var? O bu Karadeniz inadından illallah geldi. Evet, Karadeniz inadı Bahar'da da varmış. O zaman inadına bir temizlik yapacağız. Tulumlarımızı giymeye gidiyoruz. Siz de kısaca inatçı Bahar'ı bir tanıyın ve temizliğimiz 4. gün başlasın. Koş Bahar. Bahar Gülpınar, 26 yaşında, özel sektörde çalışıyor. Aslen Giresunlu olan Bahar Hanım İstanbul'da ailesiyle birlikte yaşıyor. Yapıştırır. Ben bunu çok yaşadım. Hele ki çalıştığım iş yerlerinde çok yaşadım ben. Çok emeğimden çok oldum yani. O yüzden insanlara temkinli. İşimden bile olduğum oldu yani. Bahar Hanım temizlik benim işimde 10 bin lirayı kazanırsa kredi borçlarını ödemek istiyor. Evet, yine bir lavabo kapının ağzında. Aman Allah. Aa! Allah sizi kahretmesin, bari sifona bassaydınız. Dolap var, ocak var, tezgahın orası. Geç bak bak. Felek. Sana çıktı kelek. Kızım gider yaylalara, yaylası serin olur kızım, içer gelin olur. Çok dolu. Bu cam içli dışlı silinecek, güzel bir balkon. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Geç Bahar, geç. Geçtik. Evet, yine bir lavabo kapının ağzında. Ne güzel, girer girmez ellerini yıka işte. Evet, her zaman ne diyoruz? Temizlik hijyen önce elden başlıyor diyoruz. Ama o kalıp sabunu asla elimi sürme. O kalsın orada. Evet. Evin mimarisi gene maşallah. Şimdi buradan biri tuvalet, biri banyo mu? Yoksa ikisi de tuvalet mi? Girip görelim bakalım ne neredeymiş. Ha, o zaman önce buradan mı başlayalım? Bahar Hanım siz söyleyin, nereden başlayalım? Ay, şuradan başlayalım. Kızı korkuttu. Hassas bir kızı. Üstüne o kadar git. Yok canım, ne hassası. Arindim. Kombici o, kombici. Kombici ama ruhu çok narin. Kablocu kendisi, elektrik işleriyle uğraşıyor. Kız bir şey canım, hiç senin mesleğin değil ha. Ben her şeyi yapabiliyorum Kadir Bey. Elimden her iş geliyor. Ama böyle çok naif, böyle çok sakinsin ya. Sanki böyle çıt kırıldın tarzı öyle diye. Öyle göründüğüme bakmayın. Ya çok daha güçlüyüm yani. Hani kemiğim kuvvetli demek ki. Kemik var bende, evet. Aynen. Hadi artık evimizi gezmeye başlayalım. Aç. Bismillahirrahmanirrahim. Haftanın 4. gününde Bahar Hanım'ın temizleyeceği ev karşımızda. Evimizin banyosu ilk bakışta oldukça sıradan görünüyor. Ancak biraz yakından bakınca bu banyonun uzun zamandır temizlenmediği anlaşılıyor. Bakalım Bahar Hanım bu kötü manzara hakkında neler düşünüyor? Evet. Aman Allah. Aa! Allah sizi kahretmesin, bari sifona bassaydınız. Çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Sifon çalışmıyor.
kapat. Midem bulandı. Sabah sabah keşke buradan başlamasaydık. Bahar Hanım'ın banyosu çok kolay. Aşırı kolay yani. Hiçbir şey yok banyosunda. Sadece klozetinin dibi çok kötü. Ona da umarım eve girmeden önce deterjanını döküp bekletir. Bahar'dan banyoda klozeti biraz temiz bekliyorum. Çünkü haftanın başından beridir hep böyle bir leke gördük. Hep bir es geçildi. İsterim yani temiz yapmasını. Evet Bahar'cığım, lavabonun içi. Bayağı bir kireçli. Dışa kabin de kötü, yerler kötü ama yukarı fayanslar güzel. Hep aşağı yapmışlar. Oh, hoppala paşam, mal kara keşan. Hadi görüşürüz. Hadi geç, geç. Bahar Hanım'ın temizleyeceği mutfak tam da temizlik hastalarının kabuslarına girecek cinsten. Yağlı dolap kapakları, leş gibi bulaşık makinesi, kirli ocak, pislikle kaplı fayanslar ve dolapların üstündeki toz bulutu bu etabın bir hayli zor olacağını gösteriyor. Bakalım Kadir burası için neler söylüyor. Evet, şimdi burası neresi? Orası hol. Ha, ne kadar geniş bir hol. Evet. Holün duvarlarına bak, örümcek ağları. Mutfak orası. Çok yağlı bir mutfaktı. Bahar o mutfakta çok zorlanacak. Eğer gerçekten mutfağı güzelce arındırırsa benden güzel bir puan alacak. Çamaşır makinemiz bu temizlenecek mi? Sen söyle. Dışarıda. Dışarıda ama kapının dışında değil yani. Evin içinde, gel. Ay, daha önce temizlemedik de onun için soruyorum, gel. Sen bilirsin. Bulaşık makinesi. Oo! Hele bulaşık makinesinin içine. Lütfen geçin. Bir şey, elim kalıplaşmış çıktı. Elimi sürmek istemiyorum, elim yapıştı içine. İyi ki elini sürmek istemedin. Avuçladın resmen. Şuna bakar mısınız? Süngeri ayıramıyorum, görüyor musun bak? Yapışmış. Bak. Çok güzel. Göre burada bunda bulaşık yıkıyorlar. Bak bakalım orası temiz mi? Onu da temizleme. Tertemizmiş. Temiz değil, yapışmış yağ içinde. Evet bu temizlenecek. Bahar gel, gez gel, gez ev senin, gez. Benim alanım. Kombiye gitti bak. Bahar Hanım, artık sizden bu kombiyi pırıl pırıl yapmanızı bekliyoruz. Kombisi kirli duruyor ama kombisinde yağlanma yok. Kombisi sadece toz bağlamış, toz katmanı olmuş. Onu güzel bir şekilde temizlemesini kesinlikle bekliyorum. Bahar, dolabın da var bayağı, alttan üste doğru iyi dolap var. Aynen. Dolap var, ocak var, tezgahın orası. Geç, geç bak bak. Temizleyeceğin yerlere iyice bak. Bir dolap çok yağlı sadece. Aşırı. Evet, bir şansımız dolaptan yana yağ verdi. Aynen, dolap yeni, biraz en azından temizliğini gösterir. Evet, biraz daha iyi. Dolabın en üstü de var. Bahar, en üste bak, en üste dikkat et bak. Ben mutfağında sadece şuraya es geçeceğim. En üst kısmını silmese de olur benim için. Çünkü fazla kalabalık dolabı var. Hem altta var, hem üstte var. Yağ lekeleri çok fazla. En çok ona dikkat edeceğim. Neye bakıyorsun Kadir? Uyanağa bak, dolabın tahtasından da çiğ kornişe pervaz yapmış. Doğru söylüyorsun. Aşırı yağlı dolaplar. Maşallah, bugün de nokta atışı yapıyorum. Evet Bahar'cığım. Felek felek, sana çıktı kelek. Bahar'ın mutfakta çok dolabı var. Çok detaya girebileceğini, çok fazlasıyla telaş yaparsa kesinlikle yapamayacaktır yani. Evet, ne diyorsun mutfak için? Yorumun ne? Çok yağlı ama inşallah üstesinden çıkacağım. Kendine güveniyorsun. Güveniyorum ya. Yani. Planlamayı da iyi biliyor musun? Nereden başlayacağını, nasıl ilerleyeceğini? Aynen. Soru mu şimdi bu Kadir? Yani bazısı planlama yap, ben diyor planlama yapmayı bilmiyorum diyor. Nereden başlayayım diyor, öyle diyenler var. Var mı gerçekten? Yani arkalardayken benimle konuşuyor onlar. Kadir Bey, nereden başlayayım? Ben mi bilemedim diyor. Bahar eğer güzelce silerse o dolapları, dolaplar kendini gösterecektir. Her zaman en zor yerden başlanır. O yüzden mutfaktan başlayacağım. Burayı elden çıkaracağım. Ama daha salonu görmediniz. Oo. Olsun, iyi de mutfaktan çıkarsam orayı geç rahat rahat yaparım. Geç Bahar'cığım, bugün sana bu bilerek yaptı. Evimizin salonu oldukça dağınık ve kirli. Koltukların lekeleri, vitrinin içindeki tozlu bardaklar, kuytu köşelerdeki örümcek ağları, halısı, camı, peteği derken bu salonda Bahar Hanım'ı bekleyen birçok sorun bulunuyor.
Bakalım yarışmacımız bu evde nasıl bir temizlik planlaması yapıyor. Evet, herkese merhabalar efendim. Merhabalar evin içinde. Daldan dala dayla alara kızım gider yayla alara yayla. Suyu serin olur kızım, içer gelin olur. Çok tozlu. Salonu normal, yani çok büyük değil ama biraz zorlayacak onu. Çünkü ünitesi var, aynı zamanda koltukları çok kirli, camı çok fazla tozlu. Özellikle halı. Ahar, vitrin, bardaklar. Lazım. Şuna bakar mısın? Sanki hacamat yapmışlar vitrinde, bardakların izleri çıkmış evet. Orada. Salondaki vitrin çok tozluydu, içi de doluydu. Umarım orayı temizler. Bu cam içli dışlı silinecek, güzel bir balkon. Kadir, balkonu görünce programı unuttun herhalde. Manzaraya dalıp gittin. Bir yandan bakın o cam da silinecek yani. Ne yapayım, çok sessiz girdi, tamam. İçim bayıldı. Ne yapsın kadıncağız? Kadın Bey ne yapıyorsun? Kız şu türlü silirsene, bu camı sen sileceksin. Baktım tozlu. Heyecandan iyi. Hayır canım, heyecan falan yok. Programa katılmış kız ilk defa. Sakin olmam lazım. Heyecanlanırsam bir şey unuturum. Olmaz. Sakin bir şekilde. Şu an kafamda plan yapıyorum. Kadir sıkıştırıyor sizi. Bak ne kadar fena ya. Evet, salonda da iş var. Bayağı evet. İş var. Var camı. Koltuklar. Ama bak ev eski ya, biraz temizliği zor gösterir burası. Başladı yine bahaneler. Bu ilk bahane. Ama Kadir Bey şu halıyı bir parlatmak lazım. 4 saatimiz var. Ama biz o banyoya 20 dakikada yani salondan 2 saate çıkabileceğini düşünmüyorum. Çünkü koltuklar çok pis, duvarlar çok pis. Yani yılların verdiği pislik var yani. Evet bahacı, bu adam ya bir konuda şanslıyım. Kalorifer çok pis değil içi. Evet, içi pis değil ama gene de kirli. Ama yine de bir yıkanması evet, lazım. Evet, 2 tane cam var. Camlar bizi zorlayacak. Vitrin kolay. Çok bir bardak yok. Bir indir, bir sil. Aynen. Yutarsın sen orayı. Sen neresin Bahar? Giresunlusun. Giresunlusun. Oho, sana bunlar iş mi ki? Maşallah. Aynen. Fındık falan topluyor musunuz? Bayağı topluyorum ama bir senedir gitmiyorum. Koronadan dolayı siz de kaldınız. Koronadan dolayı değil, kendim gitmiyorum. Fındık toplamayı sevmiyorum. Kız niye öyle diyorsun, hastalığı bahane ediyorum işte. Ne kadar doğal bir kız. Fındık işi zor iş. Zor iş yani. Yani ucunda iyi para var ama adamın imanını gevretiyor. De bizim oralar hep dik böyle, yokuş. Zaten bütün sırtında fındıklıkları hep böyle yamaçlarda. Allah korusun, bir düşsen fındığın parasını hastaneye vereceksin zaten. Yok yok, Allah korusun. Peki iyi para ediyor mu yani senelik? Kilosu orada 25 TL'ye sattılar geçen sene. Burada 30 TL'ye ben de sattım. Yalan yok. He, 30 TL kilosu. 30 TL. İstanbul'a geldiği için yol masrafını oradan çıkarıyorlar. Pek bir karı da yok yani. O çileye değmiyor diyorsun. Değmiyor, vallahi değmiyor. O zaman ne yapıyoruz? Bitti ev, gezdik her yeri. Ben banyoya gideceğiz diye şey yaptım. Hadi artık finale geçelim istersen. Gelirsin konu. Zaten... Bahar, mutfaktan başlayacağız. Kız kirli bir mutfak. Sıyıralım kolları. Bak 10 bin liraya da son bir gün kalmış. Allah ne verdiyse değil. Şu an sen nereyi temizlemek istiyorsan. Böyle içim rahat yani. Hani bu evi gördüm. Yani yapabilirim diyorum içinden. Bu evi gördüğün için rahat mı? Rahat. Korkmuyorum. Vay peki. Gidiyoruz o zaman. Hadi Bahar'cığım. Hadi. Gidiyoruz. Görüşmek üzere. İnanamıyorum. Vay dedesine, bu nasıl dolap pistola? Dikkat edin, çalınız çocuğunuz böyle. Dişim, nanay çok içmişim, nanay nanay gülüm, nanay nay 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 no. Bir ses çok seviyor bu şarkıyı. Bir sürü eleştirecekler beni, bahane bulacaklar. Bahar Hanım aslında pek gücünü kullanamadı çünkü teli kullanmasını tutmasını da bilmiyordu. Başından beri bana takmış zaten, 200'lü bir insan olduğunu düşünüyorum onu. Dur. Bak birden düşersin ama bir sendeyim ben. Bismillah. Heh. Canım abim görüyorsunuz değil mi? O kısmına. Ona verip düş. Canım abim beni yukarıdan indirip ucun yerlere kadar indir. Haydi dol kara bakara dol dol ağzına kadar dol. Oh oh fıldır fıldır heyriye. Fırçam. Ağzı burnu içriye. Gel beriye beriye. Evet, ya mutfaktan başlayacağız dedik ve yağlı mutfağımıza girdik. Bahar, tam tamına 4 saatim var. Planlama olarak süreleri bölüştürdün mü yerlere? Mutfağa 2 saat,
Kesin 2 saat. Tamam. Görüyorum. Oturma odasında da 1,5 dedin. Yarım saatte banyo. Okey. Nereden başlayacaksın burada? Dolapların üstünden ilk önce dolapları toplayayım. Tamam. O zaman 3, 2, 1 ve baharın süresi başladı. 10 bin liraya son bir gün kala. Dördüncü gün temizliğimiz. Haydi bakalım. Şimdi yalnız evde de sıcak su yok bu arada. Kettle'lar gelecek. Kettle'larla bir yandan iş yapacağız. Şimdi şunların içlerini bir hemen alalım. Çok nereden başlıyorsun ya Bahar? Üstlerden başlayayım. Dolabın en üstlerini sileyim. Tamam. Bu taraftan mı o taraftan mı? Buradan başlayayım. Bu taraf. Bence o taraftan başla çünkü ocağın üstü orası. Aynen fark en yağlı kısım orasıdır. Çabuk çabuk Bahar'ı hızlandırıyoruz hemen. Verin bana Bahar Hanım. Siz nasıl Karadeniz kadınısınız böyle? Ama bu çok sert ama. Lütfen. Bak dakika bir koy bir hemen burada laf sokuyor. Bu ayrıca merdiven lazım bana. Matruşka gibi yaptın tencereyi Kadir. Ne vereyim? Bir de kova. Dolap fazlalığı evet var. Ama ondan iyi bir temizlik bekliyorum oradan. Çünkü çok göze çarpan yerleri var. Aa, hepsi örtünün üzerine akacak Kadir. Sen zaten kirli, neyi temiz sanki? Olmaz öyle şey. Benim şartıma şurtuma hiç uygun değil. Senin şartın şurtun beni ilgilendirmiyor. Benim kendi şartım şurtum. Benim şartım şurtum geleneksel bir kere. Senin şartından şurtundan bana ne? Ne demek bana ne? Bana ne senin şartından şurtundan? Şart şurt standarttır. Şu tabureyi verin bana da şu üste bakayım. Sen benim dediklerimi ciddiye almıyorsun ama dolaptaki bütün yağlar makinenin üzerindeki beze aktı. Evet, makinenin üstündeki bez de zaten yeni gelenin duvağı. Duvak olmasa da üzerinde ekmek kırıntıları var Kadir. Bu yaptığın iş değil valla. Ne oldu Kadir? İnanamıyorum. Vay dedesine, bu nasıl dolap üstü ola? Mis gibi dolap işte. Gibi evet, senin mis anlayışın bu. Buna var ya ne yapılmalı ki? Senin orası da öyle mi? Bayağı çok kötü ya. Tel lazım buraya. Eyvah eyvah. İnşallah eyvah çıkar. Şimdi bu ıslak bezle ben burayı bir alayım. Ondan sonra da yağsa gücüyü basayım. Orayı temizleyene kadar burası da yumuşasın hemen. Yandınız Bahar Hanım, yandınız. Vallahi yağsa gücüsünü bitirdim burada. Bütün enerjinizi orada harcarsanız vallahi zamanınız yetmez Bahar Hanım. Hızlı hızlı sürtmem lazım. Bahar mutfaktan 2 saate çıkamaz. Bilmiyorum, çıkamaz yani. Mümkünün çok dolabı vardı. Şimdi önce şunun bir çamurunu bir alayım. Çıkıyor mu Kadir? Çıkıyor, çıkıyor. Yağ değil, tozmuş. Tozmuş ama kötü bir toz. Şuna bakar mısın? Dolabın üstünden çıkan su. Altın mı arıyorsun suyun içinde Kadir? Nehir suyunu arıyorum. Evet, ben şimdi oraya hemen bir yağ sökücünü sıkayım. Orası bir fışıldasın. Evet, yağlar nasıl akıyor? Bence burayı da çekin. Boyum yetişmiyor. Rabbim her yerimi donanımlı yaratmış da bir 5 santimi bana vermemiş. Vardır bir hikmetinde, sual olunmaz da. Bacağıma neden tutunuyorsun Kadir? Tutunacak dalın mı var şu anda? Pis pis ellerinle. Ya arkası beni deli etmiş, şu pantolonu 2 sezondur giyiyorsun. Sana da bir şey beğendiremiyorum Kadir. Artık yaz geldi, kışın olacak. Gören de seni Raşit bazı bağlı giydiriyor zannedecek. Raşit abim seviyor benim giyim tarzımı. Aa, ona ne şüphe. İbret olsun diye herkese gösteriyormuş. Dikkat edin, çalınız çocuğunuz böyle bak sizi. En sabah zaman beni güldürdün. Bak gördün mü? Gördüm, gördüm. Teşekkür ediyorum. Bahar sen daha yağ sökücü mü sıkırsan kız? Evet, bütün dolapları sıktım ama. Bir tek sileceğim, İyi çıkacağım. İyi yapmışsın ama bir an önce üste girmen. Vallahi bir merdiven vermediniz, omuriliğim uzandı uzanacağım diye. Bahar o mutfakta çok zorlanacak. Eğer gerçekten mutfağı güzelce arındırırsa benden güzel bir puan alacak. Ya arkadaş ben bu işi yapıyorum ya. Yani bazen diyorum kendimi abartmayayım. Ama bu sefer de canım kendime haksızlık yaptığımı düşünüyorum. Bunlar katman olmuş ya. Zaten diriz omuzum iş yapanlar bile kendilerine kadar abartırken. Evet yeter, gördün değil mi? Devamını da getireceğim ben şimdi. Senin inmen gerekiyor artık. Evet yine Kadir Ezil'de öğlenin ilk dakikalarında muhteşem parmaklarıyla harikalar yaratmaya devam ediyor. Baharcığımız neler yapıyor birazdan onu da göreceğiz. Ben
mutfağında sadece şurayı es geçeceğim. En üst kısmını silmese de olur benim için. Çünkü fazla kalabalık dolabı var. Hem altta var hem üstte var. Ve saniyeler içerisinde Kadir ezildi. Şu elleriyle gördüğünüz gibi yine tezgahın ve dolabın üstünü parlattı. Nasıl olmuş? Müthiş. Nasıl oldu, gördün değil mi? Az önce harabe bir yerdi. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur dedikleri sözün tam anlamıyla yerinde. Mis gibi bir bağ yaptım ve aşağı iniyorum şimdi. Bahar'cığım da orada uğraşıyor. Bana kimse bir şeye çıkmaz demesin. Çıkar, iniyorum aşağı. İnme Kadir, dur. Boruları silmeyecek misiniz? Boruları ayetten terleyeceğim. Ben şu duvar dolabı... Ya sen niye her işinde bir tane maraz arıyorsun? Önce üstten başlayıp boruyu silseydin ya. Tamam da en kötüsü orasıydı. Boruyu ben bezden de alırım dökmeden. O ben onun profesyoneliyim. Tabii tabii. Şu dolabın üstünü... Ya sen var ya, olan işi olmamaza getiriyorsun ya, ben cinleniyorum. Siz de durun ne Bahar Hanım. Kimler çok kötü. Çok katman olmuş. Bahar Ha, bu çöp oldu. Bambu Bahar'ın teline bakın. Oo! Sanki bala batırmışlar. Senin telin neden hala pırıl pırıl? Onun orası daha yağlı demek ki. Neydi mi, oraya çıktı? Merdiveni tutuyoruz değil mi? Tutuyorlar, tutuyorlar. Sen bunlara çok güvenme. Benim de merdivenimi çok tutuyorlardı ama... En az 8 bölüm düştüm o merdivenden. Allah'tan kollarım uzun. Birazdan dil, biraz da dilin uzun olsa... Hani bezle damlatmadan silecektin Kadir? Ya benimle uğraşmayı artık vazgeç, vazgeç. İkinci sezonun finaline geldik, hala benimle uğraşıyorsun ya. Ben sana daha nasıl kendimi ispatlayayım ya? Neden kendini bana ispatlamaya çalışıyorsun ki? Sıra herkese ispatladım, bir sen kaldın. Türkiye'ye ispatladım. Akrabalarıma ispatladım, koluya komşuya ispatladım. Yurt dışındaki gurbetçileri bile ispatladım ama sana bir türlü kendimi ispatlayamadım. Vallahi ben her gün senin dibindeyim. Yaptığın bütün işi görüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Görmezden geliyorsun sen. Evet, şimdi o dolaptan Bahar. Efendim? Şu taraftaki dolabı ben aldım. Karşı dolabı mı? He, tamam. Karşı dolabı ben aldım. Tamam. Geri kalan alt, üst kısım sana ait. Bir an önce hızlanman gerekiyor yalnız. Tamam. Tamam mıyız? Evet, temizlik son hızıyla devam ediyor. Bakalım temizlik benim işimde bugün mutfakta nasıl bir temizlik olacak? Ne kadar süre gidecek? Yorumlar neler? Hep birlikte göreceğiz. Sakın ekran başından ayrılmayın. Yine eleminizi, kederinizi almaya geliyorum. Değişme huyunu hiç beğenmedim. Bez değişme alışkanlığı yoktu. Deterjan kullanımı vesaire doğruydu ama su değişme alışkanlığı da sanırım yoktu. Çünkü her gittiğimde suyu çok kirliydi. Ne durumdayız Kadir? Evet, mutfak dolabımın bu kısmı iç, dış, üst, alt, kenar, köşe komple bitti. Her yeri çok güzel oldu. Mis gibi de koktu. Şimdi Bahar, ne durumdasın? Sen nereye yaptın? Şu iki dolap bitti. Tamam. Dışını temizliyorum. Tamam. Sadece şurası kaldı. Dolabın üstü bitti mi komple? Aynen öyle. Bir şey bitti. Diyeceğim Bahar. Şimdi bak, bunun saplarının altını aynen görüyor musun? Bak şurası ve şurası. Şimdi sen oraya geçme. Bunu bitir komple. Bundan çık, ondan sonra ona gir. Bir daha geri dönemezsin. Ha, tamam, bilmiyorum. Bu sefer süren ters işler bizi yere çeker vallahi. Allah iyiliğini versin senin. Süren ters işler ne demek Kadir? Yani bizim aleyhimize işler süre. Zaten geçen her dakika aleyhinize işliyor. Ama olsun, bir daha geri dönerse kalan süremiz de orada gider. Vaktini verimli kullanamazsın demek istiyorsun galiba. Heh, aynen. Anladı o beni. Benim Türkçem biraz şey. Biraz kıt. Yoksa düşünsene saatin tamamen ters yönde aktığını. Zamanı yetmez anlamına söylüyor. Anladın sen, bak o beni anladı. Oyalanırsan kalırsın diyor bana, sınıfta kalırsın. Evet, o yüzden gözünü seveyim, orayı tamamıyla bitirmeden diğerine geçme ama hızlı da ol. Şu kombiye giriyorum, şöyle kombiyi alayım. Kombiyi Bahar Hanım'a bırak bence. O zaman bulaşık makinesine giriyorum, şurayı şöyle bir alayım ben o zaman. Bak, o olur. Bu arada tam 49 dakikanız da geçti. 49 dakika, alt dolaplarımız var daha. Bak, ocağım var, fayanslarımız var, camımız var. Buzdolabı var. Buzdolabı var. Dolap bitsin de gerisini
şey yapmıyorum. Tamam. Gerçekten dolap çok yağlı. Dolap hakikaten yağlı ama biliyorsunuz az önce rakipleriniz sizi izlemeye geldiler Bahar Hanım. Ve ben onları kendi aralarında konuşurken yakaladım. Kesinlikle yetiştiremeyeceğinizi konuşuyorlardı Bahar Hanım. Kesin Pınar demiştir. İsim veremem ama Nazan Hanım'la Pınar Hanım'ın konuştuğunu söyleyebilirim. Ua bir de Nazan'la Pınar. Aa daha dün birbirlerine saçlarını yalıyorlardı. Dün dündür Kadir. Süleyman Demirel'in meşhur lafı biliyorsun. Bir rahmetli yetişemedim ben. Umadı bir şey diyeceğim. Yani bir insanda da biraz bir süre bir mesafe olur. Daha dün saç paşaydınız. Ne bu böyle? Bahar Hanım kendince çok iddialı konuştu. Bir saate çıkarım falan vesaire dedi. Bu mutfakta da o zaman bir saate çıksaydı benimkiyle arasında hiçbir fark yoktu. Dolaptan hızlı hızlı geçiş yapıyoruz bir an önce. Şimdi ben bulaşık makinesine gireceğim birazdan. Güzelce onun içini dışını bir temizleyeyim. Bir deterjan atayım onu ben bir çalıştırayım. Musluk kapanmıyor mu Kadir? Yok kapanmıyor elimle şöyle tutuyorum. Fazla suyu gitmesin diye. Peki o şekilde temizliğimiz devam ediyor. Etsin bakalım. Etsin. Şimdi kaçıncı bezi attık sana anlatamıyorum. Bak şu tele bak bak bak. Şu terler dolabın üstünden çıkan terler. Bakar mısın? Yağ içinde. Daha birkaç tane daha var. Evet şimdi şu bulaşık makinemizin arkasında neler var? Peçetelik var. Saklama kabı var. Saklama kabı var. Sofra bezi var. Su faturamız var. Ah. Kaç para gelmiş kız su faturası? 30 lira gelmiş. Böyle bir eve tabii 30 lira gelir. Sadece sifonun suyudur zaten burada. Onu da hoş çekmemişler gördük sabah. Beyaz eşyası var 2 tane. Bulaşık makinesiyle buzdolabı. Yani onu bir silip geçerse temiz olur. Arkasına girmesini isteyeceğim ondan. Gelelim bulaşık makinesi temizliğinin olmazsa olmazlarına. Bir makineyi silmeden önce mutlaka fişini çekmeniz lazım. Evet çekmiyorum. Yoksa Ceylan çarpar. Elektrik işi riskli Kadir. Dikkat etmen şart. Yani çekmiyorum da demek ki beni çarpmıyor. Siz gene de iş güvenliği açısından dikkat edin. Sakar makar olursunuz. Evet, gelelim ikinci püf noktaya. Önce üst kapağını sileceksiniz. Ayrıca makinenizi bulunduğu yerden çekip çıkarmanız da çok önemli. Evet, tezgahın altından çekiyorsunuz. Lütfen çekiniz. Çekin üstünü, yanlarını, kapağını, kaynana arasını. Güzelce siliniz, ondan sonra da arkasını da silin. Ben çoğu kişinin, gördüm yani, bulaşık makinesini çekip de bu tezgahın boşluğunu silmiyorlar. Vallahi silmiyorlar. Bulaşık makinesi sanırım yıllardır çalışmıyor. Onun içini falan temizlemeye kalkarsa oradan rahat anca 3 saate çıkar. Güzel de bulaşık makinesi ha. Ucuz da değil yani. Aman bizim Sedat görmesin. Onun çamaşır makinesi bozuk. O onun derdinde. Sevabına bir fitre ver bari çocuğa Kadir. Ona fitre düşer mi hiç? Dünyanın parasını alıyor. Bir başına koca adam. Aha sürü geç. Aa elek var elek. Heh duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Duvarda elek mi olur? El kızı melek mi olur? Kör olması kaynana kapıda henek mi olur? Aman başım nanay ağrıdı dişim. Nanay çok içmişim. Nanay nanay dedim. Nanay nay 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 no. Bir ses çok seviyor bu şarkı. Bayılıyorum. Ama yalnız bu elektriği süzgeç aylıktı. Bahar bence mutfaktaki dolapları iyi arındıramadı. Çünkü hep soğuk su kullandı. Sıcak suyla yapsaydı iş daha kolay olacaktı. Ve daha çabuk yağlardan arındırabilecekti orayı. Tezgahın üstündeki ve fayansları deterjanladı. Yağların çıktığını gördüm fayansların üzerine. Ama yanlış yerden başladı. Mutfağın üstündeki camdan ve kombiden başlaması gerekiyordu ki. Çünkü tekrardan o kirler yine aşağı inecek. Evet bulaşık makinem bitti. Bir güzel içini, filtresini yıkadım. Bir tane de bulaşık makinesi temizleyicisi taktım. Çalıştırdım. Güzelce giderleri, boruları bir yıkansın. Muhakkak ayda bir kere bulaşık makinesi temizleyicisi kullanın. Neden? Çünkü bulaşık makinesinin borularında ve filtrelerinde yemek altları yağlar birikiyor. Her ne kadar dışarıdan temiz dursa da içini göremiyoruz. Ve şimdi gelin bakalım sularımız ne kadar kireçli. Ne yapıyoruz? Hemen bir adet şöyle bir cam şişemize sıcak suyumuzu doldurduk. Her zaman gibi o sihirli çubuklarımızı alıyoruz. Bakalım bu çubuklarımız nasıl pembeleşecek. Evet pembeleşmeye durdu çubuklar. Ve gördüğünüz gibi çubuklarımız pembeleşti. Demek ki sular kireçliymiş. Ne yapacağız? Makinelerimiz için kireçin önlemini alacağız. Ama temizliğimizi de son hızıyla devam edeceğiz. Bahar bitti mi üst dolaplar? Üst dolaplar bitti. Tamam alttasın. Ay
ocak ve tezgahı temizledim. O taraftan geliyorsun. Aynen. Okey, tamam. Ben de bulaşık makinesini, dolabı bitirdim. Tamam, burası bitti. Ondan sonra cama, birazdan cama girerim ben de. Ben bir soluk alayım, sonra devam edeyim. Ocağı yağlı değildi, paslanmıştı biraz. Onlar da terlenip çıkabilecek şeylerdi. Yani dekoratifi çıkmamıştı. Umarım ocağı güzel bir şekilde yapar. Evet, şimdi ocağa geçiyorum. Çok fazla kir ve yağ kalıntıları var. Onların hepsini çıkartacağım şimdi. Güzel bir terleyeceğim. Bol bol yağ sökücü de sıktınız. Bayağı bir sıktım. Şimdi kuvvetimi de veriyorum. Evet, şimdi yavaş yavaş çıkıyor. Evin neresine girsen kir var. Mutfağa giriyorsun yağ yapışmış, banyoya giriyorsun kireç yapışmış. Ömrümü yedi bunlar benim, ömrümü. Bahar Hanım bana, ben senin mutfağından bir saate çıkarım dedi ama kusura bakmasın, o bu mutfaktan 2,5 saatten değil yani 3 saati de bulur çıkması. Sinirim bozuldu biraz ya. Yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Yapamıyor musunuz? Yok, elimden gelenin fazlasını yapıyorum ama gerçekten çok yağlı ve dolaplar çok fazlaydı. Ama hakikaten çok teferruatlı ve pis bir mutfağınız var. Bir sürü eleştirecekler beni, bahane bulacaklar. Bahar Hanım aslında pek gücünü kullanamadı. Çünkü teli kullanmasını, tutmasını da bilmiyordu. Gördüğüm kadarıyla bence benim rakibim olamaz. Çünkü daha çok erken saatte çok yorulmuştu. Zamanını mutfakta çok harcadığı için bu da karşısına çıkacak. Gözyaşlarınıza yazık Bahar Hanım. Ben görüyorum burada ne kadar çabaladığınızı. Baksanıza ne kadar güzel parlattınız dolapları. Gerçekten mi? Öyle tabii. Resmen dolaplarınız kendine geldi. Hele o ocağın çevresindeki fayanslar bir fecaatti. Üste çok oyalandım. Çok yağ vardı. Sadece orada 40 dakika uğraştınız. Tak uğraştım zaten. Telleriniz ne hale geldi? Teller zaten leş gibiydi. Tamam o zaman, bozmayın moralinizi. Ben sizi böyle görmek istemiyorum. Yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Ondan dolayı değil de. Yetiştireceksiniz. Ben size güveniyorum. Bugüne kadar hiç böyle yapamayacağım deyip de sonra başardığınız oldu mu? Oldu. İşte bugün de öyle bir gün. İnşallah. Ben eminim alnınızın akıyla çıkacaksınız bu mutfaktan. Bahar'ın bez sıkmasını şöyle beğenmedim. Bezi kavramayı, yani tutmayı aslında panikten herhalde biraz iki elle falan tutmaya başladı. Bir şaşırdım orada. Bir de şöyle söyleyeyim. Teli aslında güzel kullanmak için eline alıyor ama bir orada düşünüyor mu ya da biz seyrediyoruz diye mi kendini korkuyordu yani. Tam telle yapamıyordu. Güç kullanmıyordu açıkçası. Bakışlarını gördüm bana karşı. Yetiştiremeyecek gibi bakıyorlar hepsi. Sarı mutfağı 2 dolaplı zaten. Benim mutfağım hem yağlı hem dolapları fazla. Onların evlerini de gördüm ben. Hiç o kadar yağ yoktu. O kadar dolap yoktu. Ona göre puan verecekler. Kusura bakmasınlar. Bahardan dolapların altını tabii tertemiz bekliyorum ama dediğim gibi çalışma sistemi çok çok dağınıktı. Yani ona bir de panik eklendiği zaman da bence başaramamıştır yani. Ben onların şu an içlerini okuyorum. İçinden geçirdiklerini okuyabiliyorum ben. Kalbim temiz, kimse için kötülük düşünmüyorum. Çok merak ettim Bahar Hanım. Rakiplerinizden hangisi hoşunuza gitmedi? Hiçbiri. En hoşunuza gitmeyen kim oldu peki? Pınar Hanım takmış zaten bana. Aa, neden size taktığını düşünüyorsunuz Pınar Hanım'ın? Hep başından beri bana takmış zaten. İkiyüzlü bir insan olduğunu düşünüyorum onun. Bir öyle bir böyle olduğunu düşünüyorum. Çekim dışında bana inşallah yarın temiz bir ev düşer diyor. İçeride şov yapıyor bildiğin. Ben olduğum gibiyim. Yani insan göründüğü gibi olmalı. Göründüğüm gibiyim ben de. Bahar Hanım alt dolaplara girdiğinde zaten bir karışık başladı. İçleri yapmadan dışları telledi. İçindekilerini çıkarmadı. Telledikten sonra çıkardı. Orada bir kargaşa yaşadı. Eminim o alttaki bölgeyi unutmuştur. Aman üstünü de silmeyi unutmayın Bahar Hanım. Zaten yapayalnız kaldınız mutfakta. Nerede bu bizim Kadir? Geldim. Nihayet geldin. Bak Bahar Hanım ne halde. Neredesin sen Firavun? Bana bak bana. Ya yetiştiremeyeceğim diye korkuyorum. Kız niye yetiştiremeyesin? İyi bu ne ki? İşlerinin düşüncelerini okudum resmen. Bakışlarını okudum. Tamam o zaman ne ben yapıyorsun? Onlar öyle düşünüyor. Geçiciliklerini okuyabiliyorum. Bak şimdi onlar öyle düşünüyorsa sen daha zıttını düşünmen lazım.
ters et benimle. Bırak, ben çoktan sakinleştirdim Bahar Hanım'ı. O zaman beni dinle, beni daha ne konuşturuyorsun? Ben o zaman bu kombiye gireyim. Giriyorum bu kombiye, tamam mı? Ama şey, şuralara yağ çöküz... O size önemli değil, yukarıdan aşağı ineceğim zaten. Buzdolabım var, buradan bir önce çıkar, buzdolabına girersen hemen çıkarız buradan. Yapacağız. Şimdi ilk defa televizyonda, heyecanlı tabii. Ama onların mutfağını da gördüm, 3-4 dolap ya. Bir de benim dolaplarıma bakın kaç i̇şte, tane bak. Onun hani için bak, ben çok bunu da arkana al. Bu da senin bir avantajın. Evet. Kendini savunurken çok dolabın vardı dersin. Biraz da abartırsın. O yağ telleri atmadın değil mi? Çok kız ben sana demedim mi? Atma onları, finalde gösterirsin. Bak ya. Öyle demedin. Buraya koy görsünler dedi. Görsünler onları, göster. Tamam, bunu içinde çıkartıyorsun. Bak sende şu problem var. Hiç ağzın laf yapmıyor Bahar. Senin ya çok tepeli binerler. Bende şu var, işime konsantre oluyorum. Hani İşe başka konsantre ol ama onlar da senin lafına sözüne biraz da şey yapıyorlar. Tamam. Seni sessiz buluyorlar. Bak ben sana açık ve net söylüyorum. Bugün patlayacağım gerçekten. Hadi bak. Sakın Bahar Hanım'ın hakkını yedirme Kadir. Ben biliyorsun. Bak oralar çok güzel oldu. Oldu tabii. Kim temizledi? Maşallah, maşallah. Çekmeceler nasıl oldu Kadir Bey? Oh, eline sağlık. Üç kere geçtim üstünden, iki kere. Yan yan bakıyorlar bana. Bahar Hanım açıkçası biraz yüzeysel temizlik yapıyor. Yani burası temizlik yarışması ama o evindeki temizlikten sonuyor herhalde gelmiş. Burada o şekilde yapıyor. Bak bak bak, hu hu! Şuna bak, iki dakika bak, konuşurken elimin ucuyla çıktı ya. Allah'ım deli olacağım ya. Bahar'cığım böyle kendini biraz abartıyorsun tatlım. Yoksa seni hayatta kimse abartmaz. Sen kendi kendini abart. Kendimi övmeyi sevmiyorum ama ben. Hadi Allah Bey. Seni kahretsin. Niye hak ediyorsun? Kendini beğenmişliğe geçiyor biraz. Kendini beğeneceksin tabii kız. Kendimi ne bileyim beğenmiyorum. Dünyada senden kaç tane var? Dünyada bir tane Kadir var. Ben kendimi beğenmeyeceğim de kimi beğeneceğim? Allah'ıma şükür kaşım kaş, gözüm göz. Elimden her iş geliyor. Aa, açtıracaklar benim ağzımı yani. Görüyorum bazen. Elinden de bir iş gelmiyor ama gergef derisi gibi gerile gerile yüzüyor. Yani bak, kibir bambaşka bir şey. Kibir başka insanlara karşı yapılan şeydir. Ben gayet dışarıda mütevazı bir insanım. Kimseyi hor görmem, aşağı görmem. Ama kendimi de asla yabana atmam yani şimdi. Allah'ın yarattığıyım sonuçta. Maşallah sana. Kurban olduğum özene bezene yarattı. Oo, yağ içinde baksana bir. Bakın bez almıyor, yağı bez almıyor. Görüyor musunuz bak. Bezi üstünde gezdiriyorum bak. Bak şimdi nasıl, bak görüyor musun? Bak bez gelmiyor bak. Şöyle bir sıyırıyorsunuz. Hop palapaşam bak 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 bak. Pınar başı vurma vurma yar 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 yaramaz. Yaz gelince öter turnam leylem 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 ama. Çayırda buldum seni, ellere vermem seni. Tiririrayrım tiririrayrım. Ben çocukken bu şarkıyı her söylediğimde aklıma ne geliyordu biliyor musunuz? Pınarbaşı burma burma diyor ya, hani şu içi antep fıstıklı bir tane tatlı var ya burma. Hep aklıma o geliyordu, çocukken de çok severdim. Geçmişimle alakalı bu bilgiler eminim sizi ihya ediyordur. Hem de nasıl? Evet, üstü bitti okey. Suyumuzu açalım. Bahar, kapakta mısın? Kapaktayım, şu tamam. Bu kapak kaldı. Of. Buzdolabı da çok kirliydi ama yine bir avantajı var. Dolap yeni olduğu için onu çok zorlayacağını düşünmüyorum. Buzdolabının arkası nasıl Bahar Hanım? Çok pis ve yağlı. Hele duvarları. Duvarlarına da bez gezdirmem gerekiyor. Kendi evinizde sürekli buzdolabını temizler misiniz? Temizliyorum. Arkasını çekiyorum, temizliyorum sürekli. Bir haftada bir buzdolabı temizliyorum. Helal olsun size. Peki anneniz de ev işlerine yardım eder mi? Annem ev hanımı zaten. Annemi fazla yormamaya çalışıyorum. Annem kalp hastası olduğu için ona yasak fazla hareket etmesi. Yorulması da yasak. O da astım hastası. Şu an evde tek kız ben olduğum için annemi yormamaya çalışıyorum. Her konuda destek olmaya çalışıyorum.
Yağ konusunda biraz hassas olduğumu zaten baştan beri belirtmiştim. Fazlasıyla inceleyeceğim. Vallahi güzel oldu. Çıktık içinden sonunda. Çık çık çık. Ha. Mutfaktan çıkıyor muyuz Kadir? Artık çıkıyoruz, çıkmamız lazım. Salonda vitrin vardı da oralar var. 2 saat 45 dakika geçti. Yetiştireceğiz. Kaç geçti? 2.45. Ha, ben de 1.45 dedim sanki. 2.45. Tamam hadi. Korkmalıyız çünkü 2.45 geçmiş. Evet. Bahar mutfaktan çıktı. Yağlı bir mutfakta elimizden geleni yaptık. Yaptım. Şimdi nereye gidiyoruz? Oturmalısın. Oturmalısın. Kalk. Kalk. Haydi gidiyoruz. Yani yaklaşık 3 saate tekabül eden bir saatten bahsediyoruz. Ben güzel bulmak istiyorum o mutfağı. Yapabilmişse onun için hayırlısı. Geç Bahar. Geç geç geç. Evet salonumuza geldik. Bahar planın ne onu söyle önce. Planım ilk önce etrafı toplamak. Tamam. Sonra halının üstünü çek. Tamam hadi o zaman. Tut şununla şu şeyi çıkartalım bir. Koltuğun üstüne şöyle bir demir. Heh, koş şöyle. Tamam. Haydi o zaman aç süpürgeyi. Kadir yine sirk cambazlığını tuttu. Vallahi yaramaz çocuk gibisin. Sanki kudurmaya çıktım ben buraya. Kuduruyorsun tabii. Tornavida veren bu çıkmıyor. Babaz ölmüyor. Burası hep tozmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Tornavida! Sayın seyirciler, Kadir'in oturduğu yere bir bakar mısınız? Görünüşte ne şartlarla çalışıyorum. Kör olasıca korniş seni. Susuz makinelere gelirsin senin işin. Üstüm ne hale geldi? Oraya çıkarsan üstün böyle batar tabii. Buraya çıkmazsan bu tül nasıl çıkacak? Ben buna yaranamıyorum. Kadir dur, düşeceksin. Bir şey olmaz, tut. Yapma Kadir, ikimiz birlikte düşeceğiz şimdi. Arkandayım diyorsun ya, destek ol işte. Dur, bak birden düşersin ama. Bende misin? Bir sendeyim ben. Bismillah. Heh. Canım abim görüyorsunuz. O kısmına. Ona herif düştü. Allah seni bildiği gibi yapsın. Canım abim beni yukarıdan indirmek için yerlere kadar indir. Kendini gösterme. Canım abim kurban olurum. Üstümün tozuna aldanmadan beni kucağına aldı işte. Uyum kurusun işte. Bu adam böyle yüce gönüllü. Canım abim. Kız çabuk çabuk. Bahar bunu sen şöyle... Daha böyle uğraşma Bahar, süre yok. Tamam tamam. Dur kaldı direkt. Çok büyük ama. Tut şu balkona. Aman alt kattaki komşuya bulaşmayın. Üstüne atalım, silkeleme de. Bismillah. Direkt şöyle bıraksak. Düşer de uçar da. Sandalye gibi bir şey olsa. Bu şöyle az daha aç Bahar. Kıstırırız. Tamam ha, böyle dursun. Ama uçacak böyle. Uçmaz kız, niye uçsun koca halı? Tamam, dursun bu bölüm. Tamam. Bahar bence halıları silmesin çünkü vaktini alacak çok şey var orada. Yani üstünden bir tozunu alsa bence onun için yeterli olacaktır. Ben şu balkonun camından başlıyorum. Örümcek var mıydı önce? Öncelikle alayım da. İlk önce örümcek, sonra süpürge. Kova su gelsin hemen. Çek yatı çekelim hadi. Huu, hele bu yerlere. Kız Bahar. Efendim. Dün dediler ki 2 tane dolabım var. Bugünkü dolaplara bakalım ne diyecekler. Onlar bakalım çok ne diyecekler. Onlar yine buna laf söylerler. Bir şey bulurlar, eleştirecek. Salondaki vitrin çok tozluydu. İçi de doluydu. Umarım orayı temizler. Bahar hızlı hızlı Bahar motoru 5'e tak Bahar. Bahar Hanım açıkçası o salondan yani yaklaşık 1,5 saatte çıkabileceğini düşünüyorum. Çok iddialı konuşuyor. Ben şu kadar saatte çıkarım, işte yok ben mutfaktan 1 saate çıkarım diyor ama sanmıyorum. Güzel bir iş bölümü yaptınız Kadir. Bahar Hanım da cam temizliğine başladı. Cam fısfısı mı sıktın cama? Evet. Şimdi ne yapıyorsun?
Alıyorum, kabasını alıyorum. Sonra üstünden tekrar geçeceğim. Cam fısfısıyla mı aldın kız kabasını? Töreli bir suyla alsaydın. Ben evde de öyle yapıyorum ya. İlk defa cam fısfısıyla kaba alan gördüm. Sileni gördüm de kabasını ilk defa. Ben de çıktım önce dışarıya, bir güzel kabayı aldım. Peşine teli deterjana çaldım. Onu da vurdum plastik doğramalara. Ondan sonra plastik doğramaları duruladım. Camı da duruladım. Kurvadım, içeri geçtim. Şu an dışarıda hiçbir işim kalmadı. Dışlar ayna çal çal oynuyor. İçine geçtim şimdi. Şuraya kadar şurayı bıraktım. Şuraya kadar kabayı aldım. Şimdi deterjanlayıp, terleyip, durulayıp, kurulayıp geçiyorum. Elimizin hızlı olması gerekiyor. Vakitimiz az arkadaşlar. Lütfen ağzımızı gözümüzü yaymayalım. Vaktimizi boşa geçirmeyelim. Gördüğünüz gibi şimdi bu plastik doğramalarımı terliyorum. Yalnız Bahar Hanım ıslak yere cam spreyini sıktı. Her yeri çamur etti Kadir. Niye öyle etti ki acaba? Kız Bahar, gözün kör olmasın. Ne dedin, ne dedin? Bak kız, ama kızın beti benze attı koşturmak. Vallahi salona da camdan girip çıkıyor maşallah. Maşallah maşallah. Yatacak yerimiz yok yemin ediyorum. Bir de sildiğim yeri kirletmeden çıkıyorum. Öyle tabii, en önemlisi bu. Yanlış olabilir yaptığım ama. Maşallah. Estağfurullah, olur öyle şeyler. Bez sıkmayı zaten bilmiyor. Bezi çitilemiyor hiçbir şekilde. Eliyle ovuşturup ovuşturup geçiyor. Tel tutma desen o da yok. Ve sıralama benim için en önemli kısımdı. O sıralamayı yapamadı. Her şeyi birbirine karıştırdı. Bahar Hanım temizlikten anlamıyor. Şu altları bak. Şu kısım, şu oluk. Bak şu olağa parmaklarımı sokuyorum. Bir sonrakine geldiğimde tırnaklarımı sokuyorum. Çünkü orası oradan daha şey... İnce bir yer. Tornavidasız bile ben bu parmaklarımla iş yaparım. Yemin ediyorum, sonra Kadir kendini övüyor. Kadir övmesin de kim övsün? Sonra Kadir kendi resmini telefonun arkasına kılıp yapıyor. Kadir yapmasın da kim yapsın? Sonra Kadir kendinin bebeğini yapıp satmak istiyormuş. Kadir yapıp satmasın da kim satsın? Bazen yorumlarda okuyorum Kadir Bey tel camların plastik doğramalarını çizmiyorum diye. Arkadaşlar bu plastik doğramalar tellenebilir ev eşyasıdır. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. Zaten o böyle çiziliyor gibi oluyor ya, beyazlıyor işte. Üstündeki kiri atıyor. Keseleniyor gibi düşünün yani. Şimdi şurası bak. Kenar detaylar. Şuralar hop şöyle. Hop. Bahar, hiç anlatmadın. Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyor? Tam anladık o şeyi. Kombiciydi, unuttum. Orayı herkes ezberledi zaten. Ama hiç anlatmadın yani, ne iş yapıyorsun, kaç yaşındasın, kaç kardeşsin? Suyu değiştirebilir miyim ben? Anladım, suyu değiştiriyoruz. Peki. Ha. Bu haftakileri maşallah zaten. Hiçbiri konuşmuyor. Kadir Bey, hem konuşayım hem de yapayım. 26 yaşındayım. Evet. Bekarım. Evet. Bekarım. Daha gençsin. Daha gencim. Gencim, güzelim. Seni üzerim. Kombicisin tamam. Bu arada. Hayır. Kaç kardeşsiniz? Beş kardeşiz. Tek bekar sen misin? Aynen, dört kız bir oğlan. O maşallah. Annen sağ, baban sağ. Annem Allah'a şükür sağ. Babam da, babam felçli. Aa, geçmiş olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Kısmi mi, genel olarak mı yani? Kısmi, sol tarafı. Sol tarafı. O zaman sen mi çalışıyorsun sadece evde? Şu an ben çalışıyorum, evde tek çocuk olarak gözüküyorum. Diğer kardeşlerim hepsi evlendi. Bütün yük senin omzunda. Evet, benim omzumda, ben çalışıyorum bir tek. Sen işten eve, evden işe o zaman Bahar. Sürekli. Sürekli de böyle de kısmet bulunmaz zaten ki. Zaten pandemiden dolayı hep evdeyiz. Kız bana bak. Kısmet böyle, bulamıyorum zaten. Böyle evden işe, işten eve sen bir kısmet bulamazsın, ben sana diyeyim. Yok mu böyle hiç arkadaş çevren mevren? Var ama fazla herkese muhatap olmuyorum. Çünkü insanların zaman geçtikçe iki yüzlerini gördükçe... Soğuyorum, muhatap olmuyorum. Ne yapacaksın? Bu devir böyle bir devir işte. Sen de çok sırrını açığa vermeyeceksin. Aynen. En yakın dostun bile olsa en zor anında sana onu çat yapıştırır. Ben onu çok yaşadım. Hele ki çalıştığım iş yerlerinde çok yaşadım ben. Çok emeğimden çok oldum yani. O yüzden insanlara temkinli. İşimden bile olduğum oldu yani. Tazminatımı bırakıp. Tabii. Aynen. Evet Bahar'cığım, ben bu camı bitirdim. Tamam. Maşallah. Vitrin kaldı. Vallahi. Vitrinin üstü çok tozlu yalnız. Evet. Ben şimdi o bardakları yıkayayım mı? Vitrini. Heh, yıkayayım mı? Güzel olur hatta. Ne diyorsunuz? Anlamadım. Yıkayayım mı? Tamam, ben şey yapıyorum onu şimdi. Hallediyorum yenge. Oh! Cama bak. Ola az çeksene kamerayı. 25 bin lira arıyor. Ne sokuyorsun her boşluğa? Niye kapatıyorsun camı? O gerçekten 25 bin lira mı? Kız tabii, bu kamera 25 bin lira. Çok pahalı o. Sakın düşünmeyin. Koskoca Kadir ezildiği çekiyor. Öyle ucuz kamera çeker mi? Doğru, orası öyle. Tamamdır. Evet. Cook it the people, ufak tefek ya problem. Next station zinciri kıyı. Vitrinin bardaklarına giriyoruz. Haydi buyur. Aa, nereye gidiyorsun? Ha, bu cam var ya daha, onu unuttum.
Bak hiç söylesen var ya çok fena bir adam oldu. Hiç hatırlatmıyordu. Az önce ne dedim? Buradan şurayı yapacağım dedim. Bak kaldı orası. Aklın beş karış havada Kadir. Aklım havada. Şey, tornavida var mı? Eğer bunu unutsaydım yemişlerdi beni. Bahar salona geldiğimde ayrı bir panikteydi. Artık bitmişti yani. Bitmişti. İnşallah tamamlayabilmiştir. Bir şey diyeceğim. Bunları yıkayıp nereye koysak acaba? Nereye koysak acaba? 34 dakika kaldı. Aa, o zaman yıkamıyoruz. Vitrin var daha. Vitrini siliyoruz hemen. Bana bak. Ben o tarafı çekeyim mi? Arkalarını sil. Aa, petek var. Petek mecbur yetiştiremeyeceğim çünkü banyo kalacak o zaman. Peteği silemeyeceğim. Durmak yok. Hadi devam devam. O zaman şu taraftan silmeye başlayayım, koltukları yerine iteyim. Evet, başla bence de. Yerler silinsin. Bahar'ın salonuna girdiğimde Bahar'da bir stres gördüm. 3 saatin tamamlandığını duyunca bir strese girdi. Ondan sonra bir telaş yapmaya başladı. Her şeyi karıştırdı. Şu kovayı ver. Şu kova bizim kova, teni de yarım teni. Nanay nay ney 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 ney, teni de yarım hani. Ver 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 ver. Bitlis'in önünde bağlar hanım elele. O yar oturmuş gül bağlar delalım lele. Bitlis'in önünde bağlar. Dakika geçiyor. Vitrinin arkasını kesinlikle çek. Çok kötü. Gel de bakalım Kadir. Arkalarda dolanmayın. Acil. Süpürge. Kadir, ah Kadir. Dizim girdi içine, dizim içine girdi. Yine nasıl becerdin kırıp dökmeyi? Panine yenik düşüyor. Mesela kendini zor yordu, çok fazla yordu. Soğuk su yerine sıcak su kullansaydı hem işi daha kolay olacaktı. Çok da rahat temizlik yapabilecekti bence. Televizyonu indirmeyecek misiniz? İndirmeye gerek var mı? Ay şu an ne derseniz onu yapacağım artık, kolum koptu. Evet. Durdurayım mı süreni? Olur. Niye durduruyoruz süreyi Kadir? Sıra çıktı. Hadi bir iki dakika. Durdurdum. Otur. Bitti zaten bu. Televizyon kaldı. Aklım o koltukta kaldı. Esas Kadir camı kırdı Bahar Hanım. Nereden baksanız 80-90 lira zarardayız. Ama ben vereceğim. Ama en azından vitrini temizledim ya, içim rahat yani. Vitrin cam kırıklarıyla doldu. Nasıl içiniz rahat? Kıcam kırıldı, yan cam kırıldı. Dizim geldi. Aa, gitti maaş. Otur, otur şuraya otur, dinlen iki dakika hadi. Tamam, taktırırız be. Bu da babaannem gibi ya. Malla nere kıymetli. Tamam, ölmedi ki, bir tane cam taktırırız herhalde. 4 milim cam. 4 milim, 5 milim. Parasını neyse vereceğiz. Yorulduk be adam, yorulduk. Sen tabii bütün gün... Konuşamıyorum bak geri yorgunluktan. O nasıl oldu? Çarptın mı bir yere? Olacağı varmış, kader. Nazar gitti. Nazar yani. Bu adam ne anlar nazardan? Camı böyle diziyle ittire ittire patlattı Bahar Hanım. Sonunda ben de seni patlatacağım Kadir. Gerçekten ekrandaki gibisiniz, böyle atışıyorsunuz birbirinizle. Değil mi? Ne kadar tatlı. Hele sizin şu konuşmanızı hastayım ya. İnşallah daha iyi yerlere gelirsiniz. Ben bundan ne olacağım? Yok ya. İyi geldi bana. Çok iyi bir insan çünkü. İyi yer dedim, dedim herif bana bütün gün hakaret ediyor. Ben milleti pisini temizliyorum diyor, diyor iyi yere gelir. Daha iyi yer yani, buradan kurtulmuş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hastanedeyken de öyle diyorlardı, oradan kaçtım buraya. Ben sizi biliyorum zaten. Yani benim bu gidişle daha iyisi yok. Ben o kadar hastaneye gittim, hiç size denk gelmedim yani hiç. Yerimde durmuyordum ki bütün gün. Şimdi planın ne? Kaç dakika kaldı? Tamı tamına 21 dakikanız kaldı. Bak 21 dakika. Banyo çok pis değildi, tuvalet bir... Tabii 21 dakika var, 15'ini oraya ayırdım. 5 dakikada ne yapacağız? 5 dakikada şu televizyondan çıkacağım kurulayıp. Ama şu koltuğu süpürebilir miyiz? O var işte, yer kaldı. Televizyon bitti. Yok, şimdi... Bak şimdi sen televizyonu sil, ben hemen bunun altını sileyim. Ben bunun altını silerken sen geç o masayı yere indir, o koltuğu süpür. Ne koltuk? Ortayı silelim, kapıyı silip hemen çıkalım. Zaten hadi. Bitti. Hadi Bahar, sil televizyonu çabuk. Bahar Hanım gittiğimde koltukları süpürüyordu. Açıkçası koltukları iyi süpürüyordu. O kısmına bir şey söyleyemeyeceğim. Ama koltukların alt kısmını süpürürken bazı köşeleri atlıyordu.
süpürgeyi al çık dışarıya. Çabuk. Alayım alayım. Süpürgeyi al çık dışarıya git banyoya klozet, kire sökücüde küvetlere yürü. Hı. Ben yere silip geliyorum hadi. Çabuk daha artık buradan birimiz çıkması lazım. Yoksa içeride kalacağız. Hadi çık. Çık süpürgeni de al git. Süpürgeyi de al git hadi. Kadının bir kocasına demiş ki yeter be demiş ömrümü çürüttün demiş senin için sapurup saçımı süpürge ettim. Adam demiş ki süpürgen dalga neydim ki? Bahar zamanını mutfakta çok harcadığı için diğer yerlere de detaylı giremediği için bu da karşısına çıkacak. Sen de git ben silerim çık. Çık. Bıktım sizden hadi. Ya banyo onu çok zorlayacak bir durum değildi ama ben ondan yarım saatini banyoya harcamasını istedim. Çünkü hani söylediğim gibi orada bir cam vardı, dolabı vardı. Çok böyle aman aman değil ama o klozet kısmını biraz fazla olması gerekiyordu. Yarım saatten aşağı girmişse banyodan çok bir umutlu değilim. Çöp, acil çöp lazım. Yere at kız yere at, yere. Haydi dolu kara makara dolu dolu ağzına kadar. İşler açarsın. Fıldır fıldır heyriye. Ağzı burnu içriye. Gel beriye beriye. Banyoda fazlasıyla detaya giremeyecektir. Çünkü çok telaş. O telaş onu bugün çok yavaşlattı. Banyo çok detay istiyordu. Çünkü duşakabin vardı, klozet vardı, fayansları vardı, kapısı vardı. O yüzden 10 dakika mümkün değil. Ancak klozeti bile 10 dakikada temizleyemez. Ben Bahar Hanım'dan programa geldiğimden beri hiç umudum yoktu. Yanılmadım. Benim için hiçbir şekilde benim rakibim olamaz. Yani yanılmadım. Fikirlerimin de düşüncelerimin de arkasındayım. Finalde de beklesinler beni. Kadirciğim süreniz bitiyor. Son 10 saniye. 10. Aa 10 saniye. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve the end. At bizi Bahar. Evet eve nasıl girdik nasıl çıktık canımız çıktı. Bayağı. Mutfakta yağlar üstü yağ, salon toz, vitrin, bardak fayası. Ne ararsak vardı. Eksik kaldığımız yerler tabii ki oldu ama 4 saatimiz vardı. Elimizden geleni yaptık. Özellikle mutfağın üst tarafı seni bayağı bir zorladı. Orası beni bayağı bir oyaladı zaten. 40 dakika oynandım galiba orada. Evet bayağı bir durdu. 40 dakikam orada gitti bir kere. Peki şimdi hazır mısın finale? Hazırım. Özellikle temizlik yapamaz diyen Pınar. Finalde bakalım ne yorum yapacak, sen de cevap vereceksin. Evet, haydi koş. Evet, haftanın 4. günde tamamladık şükürler olsun. Ve yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım büyük final öncesinde bugün puanlar ne olacak, yorumlar ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. Birazdan görüşmek dileğiyle. Haftanın 4. gününde Bahar Hanım'ın temizlediği ev karşımızda. Evimizin mutfağı temizliğin ilk durağı oldu. Bahar Hanım yarışmaya hızlı bir başlangıç yapmaya çalıştı. Ancak yarışmacımızın kararsızlığı başına bela oldu. Bahar Hanım her yere elini sürmeye çalıştı. Ancak yarışmacımızın birçok eksiği kaldı. Bakalım rakipleri bu eksikleri bulacak mı? Bahar Hanım salonda daha derli toplu çalıştı. Temizliği sıraya koyan yarışmacımız hızını da arttırdı. Salonda camlar ve duvarlar silindi, vitrin içli dışlı temizlendi, diğer eşyaların ise tozu alındı. Bahar
Bahar Hanım elinden geleni yaptı ama bakalım rakiplerinden geçer not alacak mı? Evimizin banyosu temizliğin son durağı oldu. Mutfakta ve salonda çok vakit harcayan Bahar Hanım, banyoda telaşlı bir temizliğe imza attı. Buna rağmen banyoda fayanslar fırçalandı, klozet tellendi, duşakabin paklandı. Lavabo, banyo dolabı, kapı derken temizlik noktalandı. Bahar Hanım 3 etabı da tamamladı ama bakalım finalde rakiplerinden yüksek puanlar alacak mı? Pınar güne bomba gibi girdi yine ve dedi ki bu mutfak dedi benim mutfağımla eşdeğer. Evet, Pınar mı dedi bunu? Evet. Bir göz doktoruna göründün mü? Bana mutfakta oyalandın dedin. Keşke sen de mutfakta oyalansaydın da becerseydin. Tamam hadi seninki benden çok kirli. Ne yaptım? Ben çıkardım tertemiz bir dolap sundum önünüze. Sen ne yaptın? 2,5 saatten belki yine fazla geçirirdim ama senin gibi bu kadar her şeyi yarım yamalak da bırakmazdım. En kolayı sana geldi. Senin evin bana gelmiş olsaydı ben o hırsla 2 saatte ben evden rahat çıkardım. Sana da 3 vermişim, sana çok bile vermişim. Bu dolaplara göre sana çok bile vermişim. Sen temizlikten anlamıyorsun. Tamam anlamıyorsun zerre. Anlamıyorsam o sana... Eve girdim ev aynı. Değişen bir şey yok. Onlar şu anda Pınar kazansın da kim kazanırsa kazansın hesabındalar. Lütfen. Çünkü bana kişilik olarak bilenmişsiniz yani ikiniz de. Korkunç derecede fesatsın. Sen anca konuşursun, sende iş falan yok yani. Evet, temizlik benim işimdi. Haftanın 4. gün finaliyle karşınızdayız. 10 bin liranın sahibinin açıklanmasına son bir gün kala temizliğimizi Bahar'la yaptık. Bahar'ın eline koluna sağlık. Öyle bir mutfağa girdik ki üst dolabın en üstünde tel oynamıyordu. Yağ içindeydi. Mutfakta elimizden geleni yaptık. Salona geldik. Ne görelim? Vitrin. Vitrinimiz vardı. Yerler tozluydu. Camlar kirliydi. Banyodaki klozet zaten berbattı. Kokusu hala genzimde. Evet Bahar'cığım. Girdin eve, ne hissettin evi ilk gördüğünde? Ya görünüşünde zaten mutfağa girdik, dolapları çok fazlaydı, bayağı yağlıydı, ocak, her yer, tezgahın üstünde sarı bir büyük bir leke vardı, Allah'tan çıkarttım. Peki haftanın en kirli mutfağı der misin mutfağın bence için? Bence haftanın en kirli mutfağıydı. En kirli mutfağı. Ev için ne diyorsun? Sence haftanın en kirli evi miydi? En kirli eviydi bence. En kirli evinde yarıştığını düşünüyorsun. Peki bakalım arkadaşların da öyle düşünüyorlar mı? Evet, Pınar'dan başlayalım. Pınar güne bomba gibi girdi yine ve dedi ki bu mutfak dedi benim mutfağımla eşdeğer dedi. Evet, Pınar mı dedi bunu? Evet Pınar dedi. Bu mutfak benim mutfağım. Pınar... Daha başka şeyler de söyledi, ona sıra gelecek de. Mutfak senin mutfağınla eşdeğermiş. Ne diyorsun? Bunu neye dayanarak söyledin? Hani onu anlamadım. Gidişatına göre dayanarak. Ya da bir göz doktoruna göründün mü? Hani evet. İyi gördün mü kendi mutfağınla benim mutfağımı? Sen görmemişsin göz doktoruna. Yo, ben görünüyorum zaten. Kendi zaten gözlük de kullanıyorum. İşte gözlerim şimdi kullanmıyorsun, iyi getirmemişsin o yüzden sanırım görmüyorsun. Nasıl okuttun? Yani sana göre neresi eşdeğerdi? Dolabın çokluğu mu, yağı mı? Evet dolabı çoktu ama benimle aynı seviyedeki dolapları yaptın. Diğerini Kadir Bey yaptı. O köşeyi saymaman gerekiyordu. Şimdi fazlalığın yoktu. Şimdi sen temizlediği dolap sayısını mı seninkiyle eşdeğer tuttun yoksa mutfaktaki dolapların kir oranını mı seninle eşdeğer tuttun? Hayır, hani bana şey dedi ya işte beni, senin dolabın kirli değil, yağlı değil, şöyle değil. İşte benim dolabımın da üstü seninki kadar olmasa da kirliydi ama ben çıkardım. Sen onu da beceremedin. Sen de çıkarabilirdin. Ben temiz çıkmamış bir şey. Hayır, hiçbir şekilde üstü çıkmamış. Bana mutfakta oyalandın dedin. Keşke sen de peki, mutfakta oyalansaydın da becerseydin. Nazan Hanımcığım, bu mutfakla Pınar'ın mutfağını eşdeğer tutuyor musun gözünde? Yasemin? Kesinlikle. Songül? Yani hayır tabii. Hayır diyorsun. Peki neden Pınar bu mutfakta kendi mutfağını eşdeğer tuttu? Nazan abla sence de yani baktığın zaman nasıl böyle bir kanıya vardı Pınar? Pınar'ın bir kere yazı gücü döktükten sonra hemen silip geçebilirdi. Evet. Bunda tel gerekiyordu. O orada yani çok oyalandı. Sende hiç tel gerekmiyordu. O da güzel bir sanki, şekilde yağ çözücüsünü dökseydi onunki de akardı. Ama onunkisi katranlaşmış şey şekildeydi. Olabilirdi aslında. Yani, ya bir şey söyleyeceğim. Senin dolabında ne vardı? Senin dolabın bir yeniydi yani. Kirliydi. Dört tane tamam, dolap kapağı vardı. Tamam hadi seninki benden çok kirli. Ne yaptın?
Ben çıkardım, tertemiz bir dolap sundum önünüze. Sen ne yaptın? Emin ol, sen bu evde olsaydın sen bu mutfaktan bile çıkamazdın. Ben yine o mutfaktan kendi tahminimle 2,5 saatten belki yine fazla geçirirdim ama senin gibi bu kadar her şeyi yarım yamalak da bırakmazdım. Buna da emin olabilirsin. Şimdi mutfakta 2,5 saatten fazla geçirsen buralara nasıl süre kalacak Pınar? Ben yetiştiririm. Yetiştirirdim diyorsun. Peki. Öyle lafla olmuyor. Oluyor. Konuş, oturduğun yerden konuştun işte. Olmuyor. Bir saat, benim mutfağıma bir saat verseydin o zaman sen bu şimdi mutfaktan 1,5 saatte çıkmak ama zorundaydın. Genel olarak arkadaşlarım da senin mutfağını bu mutfaktan daha hafif görüyorlar. Çünkü hepsi beni rakip görüyor. Öyle. Ya, hayır, ben bunun kan altına vardım yani. Pınar, diye bir şey yok. Hayır, göz var, nizam var. Senin dolapların yeniydi yani. Pınar, şurada düşüyorsun. Kendi mutfağına değil de Yasemin ablanın mutfağıyla kıyaslayabilirdin. Ben her yerine girdim. Tek tek örümceklerimi aldım, duvarını sildim. Elimi her yere soktum, hiçbir şey tamam, yapmadım. Tamam, senin yaptıklarına karşı değiller ama şey senin mutfağına bu mutfağın asla bir olamaz diyor. Yani Yasemin ablanın mutfağıyla kıyaslayabilirdin. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yasemin ablanın mutfağında da yağ vardı. Şansı yoktu yani. Bahar'ın mutfağında da yağ vardı. Kendi mutfağına yapma. Çünkü seninkinde çok fazla aşırı bir yağ yoktu. Sadece hani dolapların da küçüktü. Dediğimiz gibi hani deterjan yani sıktığı zaman güç gidiyordu. Sarf etmeye gerek yoktu diyorlar. Evet. Yağ su gücüyle onu söylemek ben çok güzel güç sarf ettim. Çok da güzel i̇şte dolap önlerine sundum. Senin gücün bu dolaplara lazımdı. Peki. Bunu söylemeye çalışıyorum. Şu anki mutfağı beğenmedin mi? Beğenmedim açıkçası. Kendisi bu evde olsaydı kendisi bu evden çıkamazdı. O mutfaktan çıkamazdı. Hani öyle görüntü değil yani. İçine girmeden kimse bilemez bunu. Emin ol çıkamazdı o. Bir de kendi mutfağıyla kıyaslıyor. Yani sağlık düşündüğünü düşünmüyorum. Ben normal bir insan değil o. Gerçekten mutfağı beğenmedim. Yani Kadir Bey sizin sildiğiniz dolaba bakıyorum ona bakıyorum. Yani arada milyonlarca farkı bulmaya çalışıyorum. Onu da geçtim. Hadi dışını beğendim diyelim. Ama içini açıyorum. Gerçekten aspiratörün olduğu kısımda dolabın alt kısmı var. Böyle iki küçük kutu gibi böyle. O kısımdaki tozlar resmen orada duruyor bu bir. Zaten dolabın üstünü oradaki örümcek ağını almadın diye çok takıldım. Felaket derecede takıldım. Buzdolabının üstünü hiç almamışsın. İçine girdim bilmiyorum. İçine görmedim. Girdi yani buzdolabını tamam. Çekmedi. İçine girmişsin. Buzdolabı zaten içi temizdi. Tekrardan almışsın. Buzdolabının içine de bir şey demiyorum. Lastik köşelerine de bir şey demiyorum. Buzdolabının üstü gerçekten aynen, berbattı. Onu sonradan aklıma geldi. Unuttum. Direkt çektim. O arada peki, unutmuş olabilir. Onu biliyorum. Şimdi sen salona geldin arkadaşlarımla. Evet. Salonda Bahar'ı izliyordunuz. Hı-hı. Bahar o ara başım dönüyor dedi. Evet. Sen bunun numara olduğunu söylemişsin. Evet. Yani sen sırf onlar seni izlemesin ya. İş yaparken gitsinler diye numara yapmışsın. Asla. Ben bir kere beni sağlığımdan vurma. Gerçekten bu kadar alçalma. Gerçekten kötü oldum. Kadir Bey de görüyor. Set arkadaşlar da gördü. Gerçekten kötü oldum ben. Numara da yapmam. Biz mutfağa geldiğimizde de telaşlandın. Bir afalladın. Hayır. O sırada numara mecburen biz zaten çıktık. Ya, evet bizi görünce... Asla. Ya hayır şimdi biz her gün televizyona çıkmıyoruz ki. Kız ilk defa böyle bir yarışmada katılıyor. Yani çok normal panik yapması, tansiyon olması çok normal. Zaten zayıf. Ev çok ağır bence numara yaptım. Ben hiç inanmıyorum peki, yani. Peki Pınar neden zayıf bu kadar katı bağırıyor? Pınar hepimize karşı katı. Ben şimdi numara takmış Kadir Bey ya başından geldi. Beri. O yüzden çok rahat konuşuyorsun. Hayır. Bak hayır. En kolayı şimdi bilmiyorum son gündemini. En kolayı sana geldi. Senin evin bana gelmiş olsaydı ben o hırsla 2 saatte ben evden rahat çıkardım. Kesinlikle. Kesinlikle çıkardım. Bahar da çıkıyordu sen hayır. De çıkardın. Çıkardın. Ya kesinlikle. Ben çıkardım. Ben kendime güveniyorum. Ama sen gördüm. En basit ev sana geliyor. Hastalıktan vuruyorsun ki yani rengi bembeyaz oldu. Fark yani hastalığı alçalma bence sağlığımda. Burada dinlenmeye izin veriyorsunuz. Tamam değil ben şimdi dinlenebilirsin. Yani. Bu benim yok, sorunum o da zaten değil. Zaten süremi durdurun dinlenmek istiyorum dedi. Ama sen hayır. Hayır bizi burada görünce... koltuğu süpürmeye başladı. Sonra biz detaylıca bu tarafa gelip izlemeye başladığımızda hemen... Hayır ben sizin izlediğinizin bile farkında değilim. Hiçbir şey demiyorum bu konu hakkında. Hani beni sağlığımdan vurmaya çalışıyor. Hani onun kötü kalbi mi diyeyim, onun vicdanı mı diyeyim buna yorumluyorum. Ya hastalığın numarası olmaz. Zaten zayıf. Zayıf olduğu için ben renginden anladım bembeyaz oldu. Baktım yüzünden terler boncuk boncuk akıyordu zaten. Hastalığın şeysi olmaz, numarası olmaz bence. Ben bir işime konsantre olduğum zaman başka bir şey görmüyorum yani. Ben bir gözünden anlarım sen kesinlikle sen orada biz gidelim diye bu kıza taktın. Dedin ki sen temizlik yapamayacaksın dedi, sen sinsisin dedi. Öyle. Yani peki niye Bahar'la böyle bu kadar uğraştın? Yok ben Bahar'la aslında uğraşmadım. Ben gördüğümü söyledim. Ben dedim ki sen temizlik yapamayacaksın bilmiyorsun dedim. Çok iddialı konuştun. Yok işte nereden gördün temizliğimi falan dedin. Yanılmadım. Fikirlerimin hala ben da arkasında olması gerekeni söyledim. Asıl iddialı olan sendin. Gördük temizliğini de. Çok da güzel gördük gösterdim. Yani. En çok kolay da güzel en rahat sana düştü. Şu anda bu evi komple konuşmaya gerek yok yani. Diyelim.
Sadece koltukları falan sanırım iyice güzelce süpürmüş. Onu beğendim. Klozetini beğendim. Gerçekten o dip çok kötüydü. Buzdolabının içine de bir şey söylemiyorum. Ama diğer yerler gerçekten peteğe girmemişti. Ben takıntılıyım peki, duvar şeylerini. Onları almadı. Şimdi bak üçü de temizlik yaptı. Aşağı yukarı üçünü de hiç beğenmedim. Evet. Peki üçünün arasından hiç mi beğendin yok? Hiç mi bir tık fazlası yok senin açından? Hayır. Zaten Nazan Hanım'la Yasemin Hanım benim için eş değerlerdi. Bahar Hanım'ı onlar da aşağıda görüyordum ki hala da fikirlerimin arkasındayım. Yani Bahar ikisinden de aşağıda şu anda senin gözün temizlikte. Pınar bugün kendinde değildi. Onun sağlık düşündüğüne ben inanmıyorum. Normal bir insan olduğuna da inanmıyorum. Saçma sapan konuşuyor. Zaten en programın başından beri bana takmış durumda. Kendisi kazanmak için herkesi harcıyor yani. Düşük puanı vermesinin sebebi de o yüzden. Peki Pınar'cığım ver puanını bakalım. Evet haftanın dördüncü günü 10.000 liraya son... Pınar puanını vermeden önce bir şey söylemek tabii istiyorum. Buyurun. Yani ortada bir savunma olmasın diye. Biraz önce de siz bana döndüğünüzde ben cevap verememiştim. Evet. Mutfağı kesinlikle kendi mutfağınla kıyaslamasın bu bir. Biz bunu en başından beri söylüyoruz. Evin içine girerken evi gördük. Evet ben şu anda itiraf ediyorum. Bu ev benim evimden daha da kirliydi. Kabul ediyorsun. Ona göre vicdan diyorum. Vicdan. Peki. Siz çok vicdanlı davrandınız. O yüzden ben de vicdanlı davranayım. Buna ister. Ben puanımı vereyim en iyisi. Peki buyur Pınar. Evet, Pınar puanlarını açıklıyor. Bakalım kaç puan gelecek? Buyur Pınar. Benim puanım 2. 2 geldi, evet. Ne diyorsun? Ben o puanı hak etmiyorum Kadir Bey. Yani haftanın en kirli evi dedin, diğer arkadaşların da... Yani ben hiç hak ediyorum. Sen 2'yi mi hak etmiyorsun bu evle Allah aşkına? Kendi evinle benim evimi kıyaslama ya. Güldürme bizi Allah aşkına. Hala mutfağıyla kendi mutfağını benim... Ben her yeri yaptım. Güldürme. Ya. Benim evim vardı güldürme. Zaten. Güldürme. Nazan Hanım kendi evinde hiçbir şey yokken yapamadı hiçbir şeyi. Benim evimde hiçbir şekilde çıkamazdı. Bahar'ın iddiası gibi fosliye sönerdi o da. 1+1 ev ya değil mi zaten? Ya beni ilgilendirmiyor ev konusu. Onun evini bırakın, onun evini bırakın. Şimdi bu eve gelelim. Pınar ikilik mi sence bu ev? Gerçekten işte? İkilik çünkü çoğu yer yapılmamış Kadir Bey. Hani evet yapılan yerler var saydıklarımdan hariç. Yapılan bir yer varsa arkadaşlar bana söylesin. Ben o mutfakta dediğim gibi o dolabın üstünü geçiştirebilseydim zaten katran katran yağ olmuştu. Mutfaktan zaman hanım kalsaydı ben her yeri yapacaktım. Benim aklımdaydı her yer. Hatta geride kaldı aklım. Kadir Bey'e de kaç kere söyledim. Her yeri eksiksiz bir şekilde yapacaktım. Elini vicdanına koyarak puan ver lütfen. Verdim. Tamam mı? Sen bu evden verdim. Çıkamazdın. Verdim. Çıkamazdım bu evden. Bal gibi çıkardım. Oyalanırdım ben. O mutfakta bir kere 4 saatin giderdi senin. Oyalanırdım ama yapardım. Gülüyorum sadece Pınar'a. Yani hiç alakası yok. Ne bu mutfakla, ne ilk günkü yarışmacıyla, ne benimkiyle hiç alakası olmayan şeyler. O bir şeyin hırsını yapmış ama çözemedim onu yani. Pınar'ın tepkisini haklı bulmuyorum. Çünkü Pınar ne konuştuğunu, ne dediğini bilmiyor. Bu kadar. Peki falan... Nazan abla senden devam edelim. Buyur nasıl buldun temizliğini? Üzülme. Yok üzülmüyorum ya. Ya bu yarışma sonuçta yapacak bir şeyimiz yok. Biz hepimize aynı el düşmüyor sonuçta. Evet, yorgunluğun ardından. Ya biz bunların hepsini yaşadık. Bence biraz daha dirençli olman gerekiyor. Elini vicdanına koysun ve 2 puan kimseye verilmez. Bir insanın burada 4 saatlik emeği ben var. Ben hiçbir şey yapamamışsın. Emeği var 4 saatlik. Ben kimseye 2 puan vermem. Röportajda da söyledim kaç kere vermem yani. Çünkü bu evde senin evinde de hep kendimi o evi temizlerken hani kendimi senin yerine koyarak puan verdim. Sen de öyle yap lütfen. Ben öyle yaptım zaten. Ben de yapamasaydım bana da verselerdi. Belli oluyor puanından. Kusura bakma onlara 3 verirken sana gidip aynı puanı veremezdim. Evet, devam edelim Nazan abla. Evet, eksiklerin çok fazla var ama bunu ben senin telaşına veriyorum yine. Her zaman dediğim gibi. Çok heyecanlıydın zaten. Vitrini çok beğendim. Yalnız şurada bir kırık varmış. Onun için keşke elektrik süpürgesi... Yok, sonradan kırıldı o. Ben onu sordum özellikle de. Kırıldı. Da ha, geri tamam. Dönemedik. Vakit evet, de çok azdı. Tamam o zaman. Sıkıntı yok. Koltuklarını beğendim ama kapıya girememişsin sanırım. Aynen, biliyorum. Kapılara girememişsin. 15 dakikada banyoya girdik o yüzden. Tamam, kapıya girememişsin. Ben özellikle kapıyı söylemiştim çünkü. Bende de çok kapılar eleştirildi. Peteklerin içine girebildim mi bilmiyorum. Zamanımız yetmedi. Hatta kaç kere söyledim. Aynen. Hani çok yıkamak istiyordum peteklerin için. Zamanım yetmedi. Bunda zaten zaman kısıtlı olduğu için kendi evimiz evet. Gibi olmuyor yani. Eve göre eksikler fazla mı sence Nazan abla? Hani 4 saatlik bu eve göre. Ya aslında evet çok fazla eksiği var. Fazla. Ya var yani. Çünkü çok telaşına yenik düştün. Yani o telaşına yenik düşmeseydin ben seni rakip olarak görmüştüm çünkü. Çünkü sessizsin dedim bu kesin yapar dedim ama telaşına çok yenik düştün yani. Mutfağa gelelim. Mutfağı mesela Pınar hiç beğenmemiş. Üst dolapların
en üst tavanı. Çok yağlıydı. Evet, çok yağlıydı. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sıcak su alternatifim varken niye soğuk su? Birkaç defa da ben soğuk suyu kapattım. Sıcak doldurmaya başta, çalıştım ki gör diye. Şey, başta sıcak su olduğunu bilmiyorduk. Sonradan hani açtık ben ama açtım. Hayır, Kadir Bey gördü sıcak su olduğunu. Ben senin soğuk suyunu kapattım. Sıcak suyu açtım ki sıcak suyla yap diye. Sen ısrarla gidip soğuk suyu, yani o senin için daha çok zorlaştırdı. Yani sıcak suyu kullanmış olsaydın. Kullandım zaten. Sıcak su kullandım sonradan bayağı. Ama ilk dolaplarında kullanmadın işte. O yüzden hala şu anda yapış yapış duruyor. Buzdolabını beğendim ama hala orada örümcek ağlarını duruyor. Hayır, gözünün önünde duran örümcek ağını da almadın oradan. Yani isterdim onları ama işte dediğim gibi çok telaşlıydım. Aynen, ondan olabilir. Duşakabin nasıl olmuş, banyo dolabı? Duşakabin çok şey kalmış. Kireç mi kalmış? Çok, yani orada kireç kalmış aynen. Klozetini beğendim. Onu da şöyle söyleyeyim onunla ilgili de, hani suyun başlığı çıkıyordu, tanzikle de akmıyordu. Hatta kendim de bayağı bir elimle hani tamam, işte şey çok sürmüşsün demek ki deterjanı. Bayağı. O yüzden fazla kalmış yani ondan orada. Ondan dolayı, onun da sebebi o yani. Var, çok eksiğim var ama dediğim gibi hani kendimiz gibi olmadığı için ve sen telaşına çok yenik düştün. Telaşın olmasaydı eminim ki ben sana bu evden çıkardın yani. Peki Nazan abla, senden de puanını alalım bakalım. Evet, Bahar'ın telaşına yenik düştüğünü düşünüyor. Yoksa Bahar'a güveniyor Nazan abla. Evet, Nazan Hanım puanını açıklıyor. Bakalım kaç puan gelecek? Üç puan şaka geldi. Şaka gibi Nazan ya, gerçekten şaka mısın sen ya? Ben senden direkt tepkiyi senden bekliyordum zaten. Bence Nazan Hanım'ın verdiği puan iadeyi ziyaretti. Ya ben sana yükseldiğim için sana 2'yi verdim. O zaman sen yanlış yaptın. Arda hayır. Puanın iptal olmasını istiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir şey görmedim tamam, çünkü. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Burası kişilik yarışması sen değil. Sen şu anda 3 tane ev yapıldı. 3 tane evin için sen kendi evine sen yani çok güvendin kendine ama yine başaramadın. Nazan Hanım zaten açık açık itiraf da ediyor. Onun puanını da geçerli saymıyorum. Kendisi bana kişilik olarak bilenmiş ama kusura bakmasın, burası temizlik yarışması. Ben temizliğimi gayet güzel bir şekilde gösterdim ama işte temizlik anlayışları yok. Göremiyorlar. Beğenmedim. Hiçbir şey kendin yapmadın ki orada. O yüzden ilk senin yükseleceğini biliyordum zaten. Yasemin, senden anlıyorum devam seni. Edelim buyur. Salonda çok şeydi hani zaman, oradan zaman söylenince bir tedirgin durumu vardı kafasında. Ben kendimce bunu düşünüyorum. Yetiştireceğim, yetiştiremeyeceğim kaygısı vardı. Cam duruyordu, vitrin duruyordu, yerler duruyordu. O stresi yaşadığını gördüm. Ama yine hepsine de girmeye çalıştım. Hiç durmadım yani. Hepsini de elimi sürdüm. Sadece bir dediğim gibi kapı kalmıştır burada. Petekler kalmıştır. Mutfakla çok uğraştığını gördüm. Peki senden de puan alalım Yasemin'cim. Buyur. Evet, bakalım Yasemin'den kaç puan gelecek? Buyur Yasemin. 4 puan geldi Yasemin'de. Yasemin evet, abla teşekkür ederim. Ben yanlış ya. Yapmadım. Gözümde sıfırsın temizlik açısından şu anda. Ben mutfakta sen gerçekten senin mutfak... Yani hiç bir şey temizlik anlayışın senin yok yani. 20... Sen bence siz yarışmaları karıştırırsınız. İzin verecek mi konuşmama? Her defasında aynı şeyi yapıyor. Ben artık patlama noktasına geldim ama. Pınar, müsaade et. Yasemin tamamlamayla kendini ifade şimdi etsin. Kendi mutfa... Ona söyle. Heh. Şimdi kendi mutfağın ortadaydı, tamam mı? Senin mutfakların yeni mutfaktı. Sıktığında aşağı iniyordu. Bu kız bunu ben orada onu seyrettiğimde ve şöyle bir şey vardı, onu çok uzun seyrettim. Sıktıkça terledikçe ortaya çıkmıyordu. Onun ara çizgileri vardı. Elinden geleni yaptığını gördüm. Bunu sen sorgulayamazsın bana. Sana da 3 vermişim, sana çok bile vermişim. Bu dolaplara göre sana çok bile vermişim. Sen temizlikten anlamıyorsun. Tamam, zerre anlamıyorsun, zerre. Anlamıyorsam o senin... Eve girdim, ev aynı. Değişen bir şey yok. Yani Yasemin neden 4 verdi bilmiyorum ama Yasemin bence biraz duygularına yenik düştü gibi geliyor. Yasemin şöyle düşüneyim. Ya ben ona 4 verdim diye herhalde ya da vicdanen o puanı verdi. Çünkü hak etmedim o puanı da. Yasemin Hanım zaten temizlikten anlamıyor. Anlamadığı gibi puanlarına da bunu yansıtıyor. Benim evime 3 veriyor. Bu hiçbir şey yapılmamış eve 4 veriyor. Gerçekten bana felaket şekilde bilenmişler. Aynı. Ya sen niye o zaman 2 saniye? 2 saniye. 2,5 temizlik hiçbir şey yok. 2,5 saatte çıkmıştı değil mi o küçük mutfakta? Bana 3 verdin, şu an Bahar'a 4 veremezsin. O senin sorunun değil. Bak o senin sorunun değil. Anlamıyorsun o zaman temizlikten sen. Buraya boşuna gelmişsin. Gerçekten boşuna gelmişsin. Hadi be, izin vermiyor ki car car car.
Sen de canım, o seni tutar mı var burada? Tamam da cevap, fırsat vermiyorsun ki bana sana cevap vereyim. Lafını bitiriyorum, ben sonra cevap veriyorum. Hayır, merak etme, dikkat ediyorum ben. Hayır, sen lafını bitirmeme izin vermiyorsun. Peki, Yasemin hür iradesi olduğunu, mutfak çok ağır olduğu için dört verdi söyledi. Az önce sen de dedin ki yanlış yaptın dedi. Niye yanlış yaptı? Yanlış yaptın, yarışmaları karıştırmışsın abla. Vicdanla bir kere işi karıştırıyorsunuz. Ben vicdanımla veriyorum. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vicdanınla veriyorsan aynı ev sana da çıkmıştı. Biz sana iki ben hastanın başında. O senin başında... vicdan problemi. Hayır, vicdan diye bir şey yok abla. Burada yapılması gereken bir iş var. Tamam mı? Hakkını vermesi gerekiyor. Eğer ki bunun sonunda bir ödül varsa, biz onun için yarışıyorsak, kimse vicdanla ilgili bir şey sorgulamaz. Sadece yaptığı işe göre. Yani ben Nazan ablanın bez tuttuğunu beğendiğim için 4 puan verdim. Ama Nazan abla şu an sadece Pınar'la yarış içerisinde 2 puan veriyor. Hiç sen alakası o kadar kirli bir evde hiçbir şekilde başarılı olmadın. Ben haftanın başında sana 2 verdim. Sen kalkmışsın, o kadar eksik sayıyorsun. Vicdanen ağladı ya da evet tansiyonu düşmüş ağladı olabilir. Ağladı değil mi verdi 4'ü? Hayır, öyle demek istemiyorum. Kesinlikle. Öyle demek istemiyorum. Ağladığı için verdiğini düşünmüyorum ama hani sen de biliyorsun günün geçti, heyecanlı oldu, şunu düşündün, kendini yerine koydun. O yüzden 4 puan verdim. Hayır, ben sadece... Bu eve 4 puan verilemez. Mutfağın... Lütfen, rica ediyorum. Ya mutfağın Allah rızası için ya. Evet, bugün Pınar 4 çok konuşuyor. Kişi, 4 kişi yarıştık Pınar ya. Pınar çok konuşuyor olabilir ama doğruları söylüyor. Siz, yani Nazan abla seni katmak istemiyorum ama Pınar'la yarış içerisine girdiğin zaman seni de ben eksiğe düşündüm. Ben Pınar'la yarış içerisine kesinlikle girmiyorum. 4 puan doğru. Hiç öyle bir şey de yok. Ne gibi bir yarış içerisinde? Pınar'la Nazan ne gibi bir yarış içerisinde? Ya şimdi şöyle, Nazan ablanın gününde Nazan abla kendi kapasitesine göre hani bizi kendine rakip görmeden temizliğini yaptığını düşündü. Pınar da biraz gününe göre yorumunu ağır i̇ddialı yaptı. Konuştu. O da ona sinirlendi. Bana 2,5'tan 3 veriyor. 2,5 nedir yani? Ya 2'yi beğenmiyor. Puanın 3 yazılmıyor. Şey, ona 2,5 verdi. Ben buna 3 vermek zorunda değilim. Ya ben, orada benim evimle onları alakası bile yoktu yani. Lütfen temizliğe yorum tamam, yapın. Benim evimle onun evi aynı mıydı? Ya yet... Bir dakika, ben seni anlatmaya çalışıyorum. Bak ilk gün yarıştın. İlk evet, gün yarışmana evet, rağmen yağın içerisinde kaldın. Yağın ne demek olduğunu biliyorsun. Biliyorum. Aynı şekilde o da biliyorum. Yaptı. Çıkartamamış. Çünkü biliyorum. Yapamamış. Biliyorum. Mutfakta yağın ne olduğunu biliyorsan... Ya eski mutfağı görmediniz mi Allah'ım? Kimin de evinde vitrin vardı ya? Ya vitrin veya tamam, eşya kesinlikle, ev tartışmıyorum. Kesinlikle yapılan temizlik ortada diyorum. Sadece onlar şu anda Pınar kazanmasın da kim kazanırsa kazansın hesabındalar. Lütfen. Çünkü bana kişilik olarak bilenmiş. Korkunç yani, derecede fesatsın. İkiniz de bilenmişsiniz. Korkunç derecede fesat. Buna sinsi diyor. Fesat. Biz ne alakası var? Fesat. Biz oturduğumuz zaman aynı şeyi konuşuyoruz. Kusura yani... bakma. Dörtlük bir ev miydi? Konuş. Ben onun puanını yargılamıyorum ki. Üçlük bir ev miydi? Hayır, bana iki verdi. Hayır, biz sen kazanmayın diye uğraşalım. Gerçekten aralarında anlaşmışlar. Beni birinci yapmamak için uğraşıyorlar. Puanlarından da belli zaten. Ben gerçekten onların puanını kabul etmiyorum ki bunu seyirciler de kabul etmeyecektir. Kadir Bey'den bu duruma el atmasını kesinlikle bekliyorum. Bunlar birinci olmasın diye uğraşmıyoruz. Öyle bir iddiamız da yok. Ben hiçbir kalkıp da buraya ödül için gelmedim. Ben güzel bir an olsun diye geldim. O bize diklendiği için biz de cevabını veriyoruz sadece. Dolapla uğraşmış bilmem ne. Yanlış gitti. Dolabın üstünden başlıyor. Sen bir şey söyleyeyim mi? Benim evime de girsen çıkamazdın. Bu eve de girsen çıkamazdın. Sen anca konuşursun. Sen de işte yok yani. Peki buna emin Songül'den yok. Devam edelim. Evet Songül'cüm buyur. Öncelikle Bahar eline emeğine sağlık. Ben gerçekten vicdana her şeyi onu bunu geçtim. Adaleti de geçtim. Ben sadece temizliğe yorum yapıyorum. Ben sana ilk başta mutfaktan yorum yapayım. Gerçekten yani mutfağınla ilgili yağ lekelerin zor bir lekeydi. Güç isteyen bir lekeydi. Sen onda biraz pasif kaldın. Yani naif bir kızsın. Gerçekten naif bir kadınsın. Ya onun ama, bir şey diyeceğim burada. Onun naiflikle de alakası yok. Gerçekten o katran olmuştu. Bayağı bir güç sarf ettim. Orada biraz hani nasıl anlatayım? Gitti yani. Canım gitti yani. Orada biraz gücüm gitti. Sonra kendimi toparladım. Devam ettim. Orada da zamanımı çok harcadım. Ya orada tamam, o kadar yorulmasaydım ben daha çok şey yapardım. Ama ben şimdi şeyden bahsedeceğim. Teli sürtmek var. Ben sadece tel tutuşun, bez tutuşun beni tatmin etmedi. Yani ben böyle... Yani böyle hani, hırsını gerçekten. Yok hırsını hissedemedim. Halduruldur temizlik vardır ya böyle gerçekten hani o dolabın içine girmek, hissetmek vardı ya. Ben onu da sende görmedim. Onu söylüyorum. Tamam temizliği hissederek yapmadığını söylüyor. Yani tamam yapıyorum ama şöyle bir iştahlı bir temizlik görememiş senin senden. Düşüncen. Yani onu hissedemedim, onu söyleyeyim sana. Peki. Mutfağında kombinin üstünü falan, hani kombini güzel halletmeye çalışmışsın ama alt kısımları Kadir kalmış. Kadir Bey yapmış, sağ olsun. Neresi kalmış kombinin? Şey, tam o
taban kısmındaki pas kısmı en altı mı yoksa üstü mü? Bu duvar kısmından akan bir böyle pas lekesi gibi bir şey vardı. Onu böyle elimle sildim doğrudur. Ben. Doğrudur. Belki sonradan aktıysa sulandığı evet, için. Evet olabilir. Pınar'ın dediği doğru. Üstü sildiğin bezle tekrar dolabın içine geçtin. Belki kabasını almak için yaptın ama ben onu beğenmedim. Hoşuma gitmedi. Buzdolabını çekmemişsin. Yani çektiysen de üst kısmını almamışsın. Onu söyledi onu, zaten. Onu söyledim. Evet onu söyledim. Almamışsın. Salona onu gelelim. Söyledim. 2 saat 45 dakika mutfakta geçirdikten sonra bence salona geldim. Salona hiç girmeseydin. Sadece mutfakta oyalansaydın. Gerçekten mutfağını benim istediğim gibi bir mutfak çıkarsaydım ben salonunu es geçerdim. Gerçekten es geçerdim. Görmezden gelir miydin? Evet görmezden gelirdim. Songül'ün sadece mutfağı yapsaydın dediği samimi gelmedi. Ben mutfağı yapsaydım bana diyecekti ki niye oturma odasına girmedin? Niye banyo girmedin? Hepsi bir üstüme çullanacaklardı. Yani oturarak konuşuyorlar ama hani içine girmedikleri için bilmiyor. Songül'ü de yarın göreceğiz. İnşallah hani benim evimden daha zor bir ev düşer. Belki beni anlar. Şu kombinin tarafını neden silmedi? Bilerek mi? Vitrinin kenarını diyor. Ahşabını. Ya bilerek değil hani o geçerken. Aynen. Tamam. Zaten kombiye hiç girmemişsin. Orası da belli. Bu camı Kadir Bey sildi galiba. Evet. Bunu sen sildin. Aynen. Belli oldu. Üstünde zaten tozlar kalmıştı. Ünite kısmını çok beğendim. Eline sağlık. Üniteni çok temiz yapmıştın. Televizyonun arkasında toz kalmış ama onu galiba çıkartamadın vallahi için. Her yerine bezimi gezdim sildim yani. Çıkarmadın. O kadar oluyor. Çıkarmadan üstünü silmişsin. Banyo evet. için ne diyorsun? Banyona galiba zamanın yetmemiş. 15 dakikada geldik. Evet, zamanın yetmemiş o yüzden ben çok böyle aman aman bir banyo beklemedim senden. Onu söyleyeyim. Klozetin iç kısmını güzel yapmışsın. Yani çünkü Kadir Bey açtığımız zaman beğenmemiştik. Zaten beğenmedim. Dışı kabini. Evet, peki senden puanını alalım bakalım. Evet yarın yarışacak olan son yarışmacımız Songül bakalım bugün kaç puan verecek? Evet son puan Songül'den geliyor. Bakalım Songül'ün verdiği puan haftanın 4. gününde Bahar toplamda kaç puana ulaşacak? Buyur Songül. Bu ev ikilik bir ev değil. Ben evin ikilik bir puan olduğunu düşünmediğinden bir değil. Dakika. Ben senin emeğine programın göre verdim. Yasemin ablayla seni kıyaslarsam aynı puandasınız. Teşekkür ederim. Benim kimseyle kıyaslama bir. Programın başından beri benim hissettiklerim hep doğru çıkar. Yine de doğru. İkiniz kulis kurmuşsunuz. Aynı puanları vermişsiniz. Kulis belli. Heh. Siz beni rakip görmüşsünüz da ikiniz de aynı ikiyi vermiş. Şundan sonra rakip görmedim. Teşekkür ederim. Vallahi bak. İkisi çok iyi anlaşıyorlar. Kafalarında bir düşünce var onların artık ikisi beraber mi? Birinci olmak ya da birisi fedakarlık yapıp birini birinci yapacaklar. Öyle bir düşünceleri var bence onun. Pınar'la Songül'ün koalisyon yaptığına inanmıyorum. Çünkü Songül ona karşı da dik konuşuyor. Sürekli gözümün üstlerinde öyle bir şey olsa zaten müdahale ederim yani. Ben koalisyon yaptıklarına ben de katılıyorum. Çünkü verdikleri tepki aynı. Hemen hemen aynı yolu izliyorlar. Konuşmaları bir. Bu da onların koalisyon yaptığını ortaya koyuyor. Lütfen değiştirsinler. Kadın konuşmuyor diye zaten şey yaptınız yani kızdınız. Yok sadece dinliyor Nalan diye. Nalan abla sen dün kendini zaten belli ettin. Ben senin temizliğini gerçekten içten beğenmiştim. Ben senin rakip bile görmüştüm. Hatta arada böyle röportaj falan verdiğimizde ben sana söylemiştim. Nazan abla benim sadece rakibim olabilir falan diye ama sen dün kendin kendi ben bilerek yaptım ama onu. Ama işte bilerek değil ama biz bu yarışmada birbirimizi tartmıyoruz. Bunu anlamıyorsunuz. Orada birbirimizi tartmıyoruz. Temizlik sen de yapıyoruz. İki verdin. Bu eve iki veriyorsun. Bu eve neden veriyorum? Saydım eksiklerini değil mi? Sadece benim için tamam mutfağı da, yapmış olsaydı burası benim için hiçbir şey değildi. Yine puanını yansıtmazdım. Yani ben temizliğe verdim diyor. Ben kişiliğe, karaktere ya da şansa vermedim diyor. Ben de karaktere vermedim de sonuçta bu evle sana ama sen az önce dedin ya ben zaten onu sana sildim. Evi zaten minicikti. Bizim evimize kendi evini kıyaslıyor yani. Kız tamam ev minicik de temizliğe puan veriyoruz. Biz senin evini küçük günden. Ama hayır aynı diyor ya ben en çok ona kızıyorum yani. Peki Bahar toplamda 11 puana ulaştın. Eline koluna sağlık. Ben bu puanları hak etmiyorum kesinlikle. Ben hiç hak ediyor muydum? Ben sana Songül'e soracağım yani. Ben bunun bir tık üstü müydüm Songül? Senin lütfen şeyde değil. Bir tık üstü müydüm? Bana onu söyle. Bir tık üstündüm. En kötü puan. Ya şöyle söyleyeyim özür dilerim. Bahar'ın bir tık üstüydün çünkü sen bu kendin... Bu kadar eksik var. Hiçbir şey yapmamış. Ev pis bir şekilde duruyor. Ben onun bir tık üstüydüm. Evet ya, bunlar bir tık savunduğun üstüydüm. İnsan işte böyle ben yapar. Ben gerçekten söylüyorum. Ben Nazan abla konusunda yanıldığımı baştan da söylüyorum. Son iki gündür verdiği puan ve yorumlardan dolayı Songül Hanım benim gözümde bitti. Bugün bu eve 2 verdi. Ben bunun bir tık üstünde miyim diyorum. Evet diyor. Kesinlikle hiç temizlikten anlamıyor. Ben Pınar'ın gayet normal karşılıyorum tavrını. Çünkü Nazan ablanın yaptığı şeyi hala yedirmiş değil. Çünkü hani hak diyoruz ya 4 saat sonuçta bir emek vermiş.
2 puanı hak etmediğini düşünüyor ve bunu savunduğu için bana da birazcık çıkıştı. Bahar'cığım eline koluna sağlık. Şimdi bu ev cidden kirli bir evdi. Uzun süre kullanılmamış mı, artık temizlik hiç yapılmamış bir evdi. Mutfak aşırı yağlıydı. O mutfak temizliği çok güzel gösterir. Ya onu mutfağı bana versinler, ben o mutfağı yalar yutarım, buraya da çıkartırım. Kimse bana ağzını açamaz. Şimdi sen bir hata yaptın, o hata neydi? Senin en başta o mutfağa girmen lazımdı. O üstlere yağ sökücüyü, dolapların içlerine, kuplarına, ocağa, her yere yağ sökücüyü sıkacaksın. Orası bekleyecek. Çıkıp salona geleceksin. Bu salonu güzel bir süpüreceksin, camlarının perdelerini sökeceksin. İstersen bu salona gir, temizle, çık. İstersen ya da camlarını sil, yerlerini süpürsün. Yani sadece bir vitrinin bir toz alman kalsın. Doğru. Direkt mutfağa gireceksin. Şimdi biraz temizlik yaparken kendinden emin olman lazım. Yani ben bu işi yaparım, bu iş benim hakkım diyerek teli vuracaksın. Sen biraz tereddütte kaldın iş yaparken. Acaba çıkar mı, çıkmaz mı, yetiştiremeyeceğim mi, yetiştirebileceğim mi? Kendi kendine iç savaş verdiğin için bunu dışarıya da belli ettin. Sen bunu belli ettiğin için onlar zaten üstüne hücum yükleniyorlar. Bir açığımı yakaladılar zaten. Çünkü açık vermemen lazımdı. Senin gözünde o ben bunu yapacağım diyerek, evet belki kuvvetin çok kuvvetli olmayabilirsin. Herkes hoppa deyince bir çekyat havaya kaldıracak kuvvete sahip olması gerek yok yani böyle bir şey. Yani. Ama üstünde 40 dakika biraz fazlaydı. O da işte kuvvetin yetmediği içindi. Ondan... Yani teli vurduğunda tel yağlanıyordu. Teli atıyorduk zaten. O kadar kötüydü. Ama mutfak dolaplarında hala yağlar var. Şu kısma ellerimi dokundurduğumda var. Oralarda kalmış. Buzdolabının üstü. O da çok önemli yerlerden bir tanesi. Nasıl atladım onu hala? İşte onu alman gerekiyordu. İşte bu biraz kendinden emin olmayışından dolayı. Salona geldiğimizde ise tabii ki süre azaldığı için son dakika gerçekten Allah ne verdiyse daldık. Hatta son sürelerde bayağı gene eksikler kaldı. Banyoya gelelim. Duşu kabinin içi maalesef ki olmadı. Orada kireçler var. Sudan dolayı da şey yapamadım. Evet, o da vardı. Suda, suyun da azizliğini oradık ama 15 dakikada vardı. Yani. Onun da havalandırma banyodaki o öylece duruyordu. Eline koluna sağlık diyorum. Elinden geleni yaptın. Enerjin, kuvvetin buna yetti. Ona göre de puanımı vereceğim. Ve yarın Songül'e yarışacağız. Songül haftanın başından beri herkes konuştu. Evet. Bilen de, bilmeyen de, yapan da, yapamayan da konuştu. Evet. Şimdi sen diyorsun ki ben size temizliğin aslını göstereceğim. Evet, yani o elimi attığımda o pürüzlük gelmeyecek diyorsun. O zaman Songül 10 bin liranın sahibinin belli olacağı büyük final öncesinde buyu kimle temizlik yapacağız herkes görsün. Yani bu kadar konuştum. Yağla ilgili iddiamı inşallah yarın mutfağında siz hepiniz göreceksiniz. Haydi bakalım yarın. Nasıl? Bir de cam. Bir de cam. Tamam evet. Peki özellikle. Yarın nasıl bir ev çıkacak onu merak ediyoruz aslında, o önemli. Songül'ün iddiası boş. O camlarda çok başarılı olacak bence. Umuyorum ki bizim mutfağımız gibi mutfak denk gelsin. Eski olsun. Çünkü çok kolay değil. Evet yarın son gün, son temizliği Songül'le yapacağız. Ve şimdi puan vermek üzere gidiyorum. Yarın saat 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Evet Bahar'ın eline koluna sağlık. 4. gün temizliğimizi yaptık. Yağlı bir evin içinden çıktık. Şimdi Bahar'ın temizliğine puanımı veriyorum. 4 puanımı verdim. Yarın son gün. Temizlik benim işimde. 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım haftanın son yarışmacısı Songül nasıl bir temizlik yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Yarın aynı saatte elimi kedere atmak için hepinizi bekliyorum. Görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.